Hayırlı akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kendim ve konuklarım adına. Ve abla hocam adına tabii ki. Eyvallah. Bugün gençlik çalışmalarını konuşacağız. Yani gençliğe yönelik çalışmalar. Tabii bu arada gençliğin beklentileri, sorunları. İşte yine bir ufak gençlik tanımı yaparız. Gençlikten ne anlıyoruz, bunun dönemlerini. İki konuğumuz var. Tekraren ben hatırlatıyorum programını. YouTube canlı yayın, yani TV5 yazdığınızda YouTube canlı yayın üzerinden yorum bölümünde sorularınızı bekliyoruz. Sorularla ilgili de kısa yine bir hatırlatma yapayım. Her hafta hatırlatalım bunu, gerekiyor galiba. Kendi aramızda konuklarımız yazışıyor. Tabii bu güzel, biz burada bir program yaparken konuklarımız da 2-3 program yapmış oluyorlar kendi aralarında. Ama bize sorduğunuz soruları daha net, daha kısa ifadeyle sorarsanız memnun oluruz, daha iyi olur, daha rahat olur. Bir de güzel yorum ve paylaşımlar gelirse de onları konuyla alakalı tabii ki burada paylaşmaya elimizden geldiğince çalışırız. Evet, tekrar hayırlı akşamlar. Konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Buyurun Abdullah Hocam. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de. Tabii iki konuğumuz var. İki tane güzide, rafine öğretmen, eğitimci arkadaşımız var. Ahmet Talha Boyalık Bey, Üsküdar Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen kendileri. Gençlik çalışmaları koordinatörlüğünü yürütüyor Talha Bey. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında gençlik programları, danışmanlıkları, doğa, kampçılık, gezi, seyahat, tarih gibi ilgi alanları ve faaliyetleri var. Diğer konuğumuz Sedat Özgür Bey, o da Çemberlitaş Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, eğitimci, yazar. Hocamızın kitapları da var. Çalışma ve ilgi alanları eğitim, dini eğitim, program ve materyal geliştirme gibi hususlar. Ben tabii gençlik deyince delikanlılık tabii akla geliyor. Delikanlılık deyince tabii biraz belki kadınlar, kız çocuklarımız biraz bundan şey yapılıyor olabilir ama delikanlılık aslında iki tarafı da kapsayan bir şey. Allah rahmet eylesin. Erol Güngör gençliğin psikolojik olarak psikolojik tarifini yaptığında ona gençler için reform çağı ya da işte metafizik düşünme çağı ya da teori kurma çağı gibi böyle çok büyük, derin anlamları olan ifadeler koymuş. Yani biz tabii gençliğe bugün bir tarafından dokunacağız. Gençlik konusu ciddi manada büyük bir konu, geniş bir konu. Bir başka şey daha belki söyleyeyim. Ben fazla uzatmadan, tabii içinde bulunduğumuz, bizim de gençlerle beraber içinde yaşadığımız dönem, modern dönem ya da postmodern dönem. Hatta bazı veçeleriyle posthuman dönemi. Şimdi tabii modernizmin, yani gençler tamamen belki içine düştükleri ama bizler de belli düzeyde içine dahil olduğumuz. Yani modern dönemin 3 tane temel şeyi var bize doğrudan dokunan. Bir tanesi akılcılık, işte eleştirel düşünme şeyi. İkincisi sekülerleşme ve dünyevileşme. Tabii yani dünya içimize ne kadar giriyorsa ki dünyevileşme doğal bir süreç aslında. Belli düzeyde de olması gereken bir şey. Yani illa kötü manada dünyevileşmeyi okumamak lazım ama dünya içimize ya da biz dünyaya ne kadar dalıyorsak belli düzeyde de belli bir sekülerleşme kendisiyle beraber geliyor. Ama modern dönemin zaten bir şeyi, umdesi bu. Bir diğer şey veçesi de bireyselleşme aslında. Tabii ama burada çok kritik bir şey var. Aslında modern dönemde şu anda gençlerin içine doğmuş oldukları ekran gençliği diyelim. Yani Z kuşağı da, alfa kuşağı da ekran gençliği olmuş oluyor belli düzeyde. Şimdi içine doğmuş oldukları dünya aslında bireyselleşmeyi önceleyen ama aynı zamanda da bireysellikle beraber de aynileştiren bir görev de görüyor. Yani gençler hemen hemen benim çocuğum, bir başkasının çocuğu. Çocuklar birbirine benziyorlar. Yani çocuk olmaları, genç olmaları münasebetiyle değil. Aslında onları aynileştirmeye yaklaşan, bir orijinaliteye doğru, bir noktaya doğru getirmeye çalışan bir süreç de var iyi okunduğunda. Bunları belki elimiz geldiğince dokunmaya çalışacağız ama biz biraz daha gençlerin manevi yönüne nasıl dokunuruz? Bunları, manevi yönleri nasıl takviye edilir belki bugün konuşacağız ama ben ilk soruyu Talha Bey'e yönelterek onlar bağlamında konuyu deşelim. Biraz daha masaya yatıralım istiyoruz. Yani gençlik için bir tanım yapacak olsak Talha Hocam, gençlik tanımı nasıl bir tanım yapabiliriz?
Yani sizin tanımınızı alalım. Evet. Bir, ikincisi yani bu kuşaklara belki bir iki cümleyle değinilip gençlik çalışmalarının kapsamıyla ilgili bizi birkaç cümle derseniz ondan sonra konuyu masada değişik vesileleriyle yol alır şekilde değerlendiririz. Buyursunlar hocam. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Cümleten seyircilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Gençliğin çok farklı tanımları var. Yani bana göre, size göre, bir başkasına göre birçok farklı tanım yapılabilir. Mesela Platon bununla ilgili ruhsal sarhoşluk demiş. Eyvallah. Yani tamamen gençleri sarhoş olarak görüyor. Aslında sarhoşluk arayıp bulamama hali olabilir belki. Gençliğin tanımı genelde Birleşmiş Milletler'e baktığımız zaman gençlik dönemi olarak 12 ile 24 yaş arası gözüküyor. Buna 12 ile 15 yaş arası ilk dönem gençlik, 15'ten sonra bir 20'ye kadar, 19'a kadar ara dönem ve sonra da ileri dönem gençlik olarak gözüküyor. Bu dönem gençlerin fizyolojik olarak kendilerini tanımaya başladıkları, geliştikleri, biyolojik olarak kendilerini tanıdıkları dönem. Aynı zamanda sosyolojik olarak yine kendilerini tanıdıkları ve kendilerini kanıtlama ihtiyacı hissettikleri dönem. Gençlerin fazlaca kendilerini özgüven sıkıntısı yaşadıkları dönem. Kendilerini başkalarına anlatamadıkları, anlaşılamadıklarını düşündükleri bir dönem. Eyvallah. O vesileyle gençlik nedir dediğimizde gençlik aslında arayış dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Gençlerin kendilerini arayış dönemi gençlik. 12 yaşından başlıyor, 24 yaşına kadar devam ediyor. Bunu da biz bugünkü şartlarda değerlendirecek olursak ortaokul, lise ve üniversite yıllarına tekabül ediyor. Biraz öteye götürdüğümüz zaman şu an gençlikle ilgili henüz iş meslek hayatına girmemiş gençlik bu şeyde de gözüküyor. Yani meslek hayatına girmemiş kişilerin meslek hayatına girdikleri döneme kadarki dönem olarak da değerlendirilebiliyor. Bu takriben üniversiteden sonra yüksek lisans, işte bak bazen doktora olabilir. 29 yaşına kadar çıkartılanları da var gençliğin. Olgun gençlik dini. Evet, olgun gençlik diyoruz buna. Eyvallah. Hatta şu an yani evlilik dönemine kadar da uzatılan gençlikler var. Buna baktığımızda bu da 30'lu yaşları da bazen geçebiliyor. Ama biraz yani tabii gençlerimiz teveccüh etseler de evlilik yaşını biraz daha aşağı çeksek iyi olacak. Evet. Tabii yani hocam onu belki biraz daha aşağı indirmek niyeti, duamız olsun. İşin diye. O aşaması var, şu aşaması da var hocam. Şimdi dediniz ya arayış dönemi, zaten tam buluyoruz, yaşlanmış oluyoruz galiba. Evet. Bazı şeyleri tam bulabilecek miyiz ama? Yani arayışımız evet. Var da bulacak mıyız? Ararsa aramakla bulunmaz ama buralar ancak arayanlar. Orada zaten hani genç bilse ihtiyar yapabilse diye bir söz var. Yani eyvallah. Gençken bunlar bilinmiyor. Gençlik geçtikten sonra da bir daha bulamıyorsunuz belki. Öyle eyvallah. Bir yanı var gençliğin. Evet. Özellikle bu dönem gençliğiyle ilgili çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Yani gençliğin sürekli iki ayrıma tabi tutulması. İhtiyarlar ve gençler. Bugün gençlerle biz röportaj yaptığımızda ihtiyarlarla ilgili çok söyleyecek sözleri var. İhtiyarlarla röportaj yaptığımızda gençliği tanımlama anlamında gençlerle ilgili söyleyecekleri çok sözleri var. Gençliğin bir tanımı var dedik, işte 12 ile 24 yaş arasıdır. Bunun haricinde bir de gençliği tanımlayan bir sürü kitle var. Yani atıyorum 30 yaşındaki biri için gençlik başkadır. 60 yaşında biri için gençlik başkadır. 60 yaşındaki biri için bakış açısıyla gençlik, ya bunlar çok bozuldu, nereye gidiyor bu gençlik bakış açısıyla da bakılabilirken, ya keşke genç olabilsem bir özlemle de gençliğe bakılabiliyor. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde gençlik nedir dediğimizde aslında gençlik insanın kendini genç hissettiği dönemdir. Şimdi deseniz ki hocam gençlik var mı hala? Elhamdülillah hala var diye düşünürüm. Eyvallah. Gençlerle kampa gideriz. İşte şu an 45 yaşındayım. Gençlerle kampa giderim. Eyvallah. 10 kilometre yürüdükten sonra ben gencim diye düşünebilirim. Eyvallah. Ama aslında gençlik 24 yaşında bitti dersek benim gençliğim çok önceleri bitmiş oluyor. Bu tabii bunlar resmi tanımlar. Şey gibi, ben eskiden 40 yaşı çok fazla zannediyordum. 30 bile çok büyüktü ama şimdi ufak geliyor abi aslında biraz da şey. Kesinlikle. Yani seni destekliyorum ama aslında bu çok da gerçekçi değil. Evet, öyle ama bir açıdan gerçekçi. Yani ben şöyle düşünüyorum, bazı şeyleri tam öğrendiğimizde, yani böyle bir ifade, böyle kalıplaştırdım, tam öğrendiğimizde ölüyoruz. Kesinlikle. Yani bu başka bir tanım da tabii, evet. Burada gençlik kuşakları ile ilgili de belki birkaç bir iki cümle oralara değinirseniz hocam. Ya evet. Tanım bağlamında olabilir. Hani evet, o yani. İşte kuşaklar var. Bizi kuşaklandırıyorsunuz ya mesela, bir evet, yere aynen. Koyuyorsunuz işte. Vallahi onu da biz aslında kuşaklandırmıyoruz. Yani evet. Biz şöyle bakıyoruz. Müslümanlar olarak biz hayata şöyle bakıyoruz. Biz işte Ebâ-i Yübelen Sari'yi 90 yaşında diyoruz. İstanbul kapılarına getiren gençlik ateşidir diyoruz ya da gençliktir diyoruz. O bağlamda Müslümanın yaşı olmaz. Müslüman 7'den 70'e öğrenir, ilim sahibi olur. Aynı zamanda bu hayatı da dolu dolu yaşar diyoruz. Gençlik tanımları daha çok aslında belki son 100 yılın tanımları olarak karşımıza daha fazla çıkıyor. İşte gençlik problemleri, gençlik bunalımları, ergenlik problemleri gibi şeylerle karşımıza çıkıyor bizim gençlik.
Zaten gençlik kavramı dediği zaman, internete yazdığımız zaman karşımıza çıkan hep gençliğin problemleri, gençliğin çıkmazları, gençliğin açmazları, bunlar karşımıza çıkıyor. Aslında bu İslam bakış açısıyla, Müslüman bakış açısıyla çok tutarlı bir bakış açısı da değil diye düşünüyorum. Müslümanın gençliği, evet, bir hareketlilik anlamında geçer, delikanlılık anlamında geçer, ancak bir şeye sahiptir, bir olgunluğa sahiptir. Tam işte bu noktada, yani konuyu sen açtığın için söylüyorum, Sayın Hocam siz açtığınız için. Sorumluluk mesela, şimdi şöyle bir şey var, biz diyelim ki klasik hukuk, yani fıkıh kitaplarına bakıyoruz, bebeklik, yani sabilik, temyiz ve mükellefiyet. Yani normalde benim 15 yaşında mükellef oluyorsam, işte dini meseleleri siz açtığınız için söylüyorum, kafama takıldı şimdi. Yani 15 yaşındakinin sorumluluğuyla aslında 55 yaşındakinin sorumluluğu, yani şey olarak, teorik olarak aynı, ama pratikte tabii ki ona bir takım 15 yaşındakine belki tolera ediyoruz ama yani sizin dediğiniz gibi gençlik tanımları mesela bu kafama takıldı şimdi benim. Yani ben 15 yaşındaki bir çocuk, eğer diyelim ki akıl baliyse, ben buna sorumlu diyorum. Kesinlikle. Evet, yani çok tuhaf bir yere gitti belki ama belki buna cevap vermek gerekebilir. Yani nasıl bunu izah edeceğiz? 15 yaşındakini ben sorumlu tutuyorum ama diyor ki genç dönemlik, bunun sorumlulukları. Hani Müslüman olarak baktığınızda biraz şey oluyor mu hocam, böyle bir ayrımcılık mı oluyor? Nasıl yapacağız bu ikisini 55'ini? Şöyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu anlamda gençleri tolere ediyor aslında. Tabii hukuk da ediyor, biz de ediyoruz. Evet, yani biz de tolere ediyoruz. Zaten edilmesi gereken bir dönem. Gençlere baktığımız zaman mutlaka tolere edilmesi gereken bir dönem. Aynı olgunluğu oradan bekleyemiyorsunuz zaten. Ortaokul öğrencisi, lise öğrencisi bu çağına erdikten sonra ondan aynı sorumluluğu bekleyemiyorsunuz. Ancak İslam bu sorumluluğu yükledikten sonra gencin de bunu hissetmesinin sağlanması gerekiyor. Yani bu sorumluluğu hisseden genç, o anlamda bizim düşüncemize göre Müslüman bir genç, o sorumluluğu alıp işte Blue Çay ile beraber namaza başlayan genç, Blue Çay ile beraber sorumlu olduğunu bilen genç, ona göre de davranmaya başlıyor. Yani ne verirsek aslında onu alıyoruz. Aynen. Mu oluyor? Ha, bunu yani verebiliyor muyuz? Onu birazdan zaten konuşacağız. Evet, masaya yatıracağız. X, Y, Z kuşakları ile ilgili de özellikle daha öncesinde de iki kuşak var. X, Y, Z'nin öncesinde iki kuşak var. Sonrasında gelecek kuşaklar da var. Beta, gamma kuşakları falan da var ama X, Y, Z kuşakları şu an gündemde olan kuşaklar. İşte Z kuşağı artık son kuşak, alfa kuşağına geçtik. 2012'den sonra doğanlar alfa kuşağı olarak değerlendiriliyorlar. Ve bunlar genelde çok yalnız kuşaklar olarak değerlendiriliyorlar. Sosyal medya, işte Netflix gibi ortamların olduğu bir dönemde sadece kendilerini ekrana kilitleyen yalnız kuşaklar olarak değerlendiriliyorlar. Fakat ben öğretmen olarak şunu da görüyorum. Ortaokulda ise de evet, bunlar evlerde ciddi problem. Yani eve gittiği zaman çocuk dijital ekran karşısında ciddi sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor bu. Ancak çocuklar hala okullarda ciddi sosyalleşme imkanlarına sahipler ve çocuklar okullarda spor faaliyetleriyle olsun, bugün konuşacağımız sosyal faaliyetlerle olsun sosyalleşiyorlar. Ve yani onun biraz abartıldığını da kısmen düşünüyorum. Yani katılmakla beraber biraz abartıldığını düşünüyorum. Gençliğe bunun üzerinden çok fazla yüklenildiğini de düşünüyorum. Ya burada biraz bir acımasızlığın olduğunu da düşünerek söylüyorum. Hocam, evet, onu da biraz konuşacağız herhalde. Bu anlamda mesela Sokrat'ın bir cümlesi var, bir sözü var. O dönem yaşayan gençlerle ilgili. Diyor ki bugünkü gençlerimiz diyor işte sadece laklak etmeyi biliyorlar. Anne babalarına saygısız davranıyorlar. Büyükleriyle nasıl konuşacağını bilmiyorlar. Öğretmenlerinin yanında çok terbiyesizler, saygısızlar. Böyle sayıyor sayıyor. Bunu seminerlerimizde okuduğumda bu cümleyi, arkadaşlar diyorum bu cümleye, İşte 30 yaş 40 yaş üstü olarak söylenen cümleler anlamında bugünkü gençliği anlatıyor diye katılır mısınız? Herkes evet katılırız hocam diyor. Ama diyorum Sokrat'ın derdi neydi milattan önce bu cümleyi kurdu? Dert aslında her dönemin aynı derdi. Yani her dönemin 30 yaş üstü 40 yaş üstü gençlikle ilgili aynı cümleleri kurmuş. Bu anlamda X, Y, Z kuşaklarını böyle çok birbirinden bağımsız, çok büyük farklılıklar olan kuşaklar olarak görmek. Evet, çok büyük farklılıklar var özellikle teknolojiyle beraber. Ama bu anlamda baktığımız zaman aynı problemler milattan önce de var, şu anda da var. Biz bugün gençler için kullandığımız cümleleri Sokrat'ta kullanıyor o dönemde. Bunun için baktığımızda gençlik, evet her dönem belli çalkantılarla geçilen bir dönem. Ama bu çalkantılar sonucunda herkes geriye baktığında yine gençliği aynı şekilde eleştirdiği bir dönem. Herkes herkes eleştiriyor. Bana da bu söz... Ya, tabii buradaki en kritik şey, kırılma teknolojik, yani sanayi devriminden sonraki süreç. Allah rahmet eylesin. Unuttuk aslında. Tabii Sezai Bey vefat etti. Bu bizim en son programlarda. Ona rahmet olsun. Teoman Bey'e de Allah rahmet eylesin. Teoman Bey şöyle bir en son bir 20 gün önce, vefatından önce 20 gün önce bir şeyini dinlemiştim. Diyor ki işte eskiden 10 nesil
Yani bunu 20 alırsak işte ortalama 200 yıl tekabül eder. 15 alsak 150 yıla tekabül eder. Yani 10 neslin birbiriyle anlaşmasında çok büyük problem yoktu yani dil olarak. Aynı kavramları kullanma açısından ama son diyor işte bu günlerde diyor iki nesil bile aynı dili konuşmakta zorlanıyor. Ya bu tabii bir realite. Belki iki kuşak bile değil. Yani iki sene, üç sene içerisindeki şeyler bile. Çok hızlı bir şey oldu. Yani bu hani klasik olarak şey diyoruz ya. Yani bir çocuğun hani eğitim serencamında bir sıralamamız vardı. Aile, çevre, okul. Ama işte bugün yani çocuklar diyelim ki işte enformasyon devrimiyle ya işte bunu Türkiye için 95'ten sonra alalım. 2000 ama biraz daha şey. 2000'den sonra insanlar bir de buraya ekran geldi. Yani bir ekran geldi işte şeyle. Ekran olunca bu ekran bu üçünün önüne geldi aslında belli düzeyde. Çünkü 5-6 saat, 4-5 saat yani ortalamaları çok yüksek. Çocuk ekrana maruz kaldı. Bunun içine bir de apartman hayatı koyulunca tabii olay biraz daha şey yoran bir pozisyona geldi. Araya geleyim olumlu buyur, düşünme tabii, anlamında. Tabii. Mesela şimdi hani biz gençlikten aslında bir hadis de var ben bu gençliğinle ilgili. Gençler beni tasdik etti, ihtiyarlar beni tekzip etti diyor. Halefine eşref, halefine eşyuh. Şimdi gençliğin böyle bir avantajı da var da hani kuşak arasındaki fark aslında bizden mi kaynaklanıyor, gençlerden mi sorusu var. Bir de şunu da var. Çocukların iki şey görmemek bence görmek de gerekiyor. Hani çocukların aileye davranışıyla okuldaki davranışı aynı. Aynı değil. Yani mesela şimdi ben şey dediniz ya mesela çocuklar evde çok sosyal medya. Ben de diyorum keşke okulda da öyle olsa çünkü pandemi döneminde habire hasta oluyoruz. Çocuklar üst üste alt alta falan yaşları çok önemli değil. Yani okulda sosyalleşiyorlar. İkincisi de şu. Yani biz gençlikle ilgili bir tasnifte bulunuyoruz ama yani bu aileye bakışla bize bakışı farklı yani bunu da görmek lazım. Bir de şunu biz unutuyoruz sanki. Hani diyorsun ya hocam sen diyorsun ki gençler işte 6 saat televizyonda vakit geçiriyor. Ya televizyonda geçirmediği vakti ben de ağacın tepesinde geçiriyordum. Yani ben şimdi kendi gençliğimi düşünüyorum. İşte dışarıda geçiriyorduk. Teyzeler çocukken özellikle gelip evde anne babayı yine görmüyorduk ki. Yani oynuyorduk, geliyorduk, sofrada uyuyorduk falan. Aslında burada iletişim sorunu acaba bizden kaynaklandığını da bazen ama düşünüyorum. Ama kontrol edemedi hocam. Burada Turgut hocam. Burada sıkıntı şu. Kontrol edemediğimiz bir ortam. Yani ortamın en büyük problemi belki ben hocalarımın sözünü çalıyorum. Hakları da helal etsinler ama şu. Yani bir çocuk benimle aynı şeyi okuyabiliyor. Aynı videoyu seyredebiliyor. Aynı mesaja muhatap kalabiliyor. Burada yani o gençlik tamam bir yere geliyor. İnsanın hayat serencamında yürüyüşümüzde bir yere tekabül ediyor. Evvelen bir bütünlüğün içinde bir parça gibi düşün. Ama yani herkesin muhatap olmayacağı şeyle herkesin muhatap oluyor olması büyük bir problem. Evet. Sınırlar kayboluyor. Yani sınırların kaybolması çocukların bu sefer hani bir anda olgunlaşması tabir yerindeyse bir anda yani bu çok alternatif akım gibi yani bir anda minleri bir anda maksları olan bir şey girişkenlik. Yani ben hocalarımı tabii bırakayım. Çok girmeyeyim ben araya. Evet gençliğin tanımı. Bununla ilgili hocam alfa kuşağının gelmiş geçmiş nesiller arasında en eğitimli nesil olacağı konuşuluyor. Yani gelmiş geçmiş en eğitimli nesil. Niye? Çünkü her şeye direkt ulaşıyor. Ha olumsuz yönde dediğiniz gibi ulaşmaması gereken şeylere de çok hızlı ulaşıyor. Bir de buna bu küresel medya girdiği zaman küresel medyanın algısı, küresel medyanın vermek istedikleri, olmayanı bile vermek istedikleri devreye girdiği algı zaman yönetimi yani. Evet burada bizi bir endişe sarıyor dediğiniz gibi. Evet. Gelecek nesillerle ilgili bir kaygıya düşüyoruz. Yani evet. Dijital okul yazarlıkta çocuklar, gençler bize yani ki ben de hani iyiyimdir, fena değilim ama bize 10 basıyorlar. Evet, yani. Benim çocuğum bile benden çok daha kabiliyetli o manada. Aynen. Ama yani genç olarak haklarını teslim edelim. Dijital okur yazarlıkta bizleri katlıyorlar. Kesinlikle. Ama orada tabii onların yerli bizim göçmen olduğumuz da söyleniyor. İşte belki bunlara gireceğiz. Sedat hocam siz ne diyorsunuz? Siz de dahil olun hocam süreci. Yani ikinci soruyla belki Turgut hocam şey yapalım. Siz şey yaparsanız. Yani biz normalde yani burada gençlik çalışmalarını konuşurken aslında gençliğin tanımını ve sorunlarını da konuşmak durumunda kalıyoruz. Çünkü amacımız yani gerek veli, gerek işte sivil toplum kuruluşlarının, gerek eğitimcilerin gençlere yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonuçta konuşulacak. Ama burada gençliği tanımak, gençliğin sorunlarını ve beklentilerini tanımlamak gerekiyor. Bu işin manevi eğitim neresinde olur? Yani biz tabii gençlik çalışmaları deyince hani bu soruyla birlikte bilelim. Yani ilerleyen süreçlerde inşallah programın hani gençliğin sorunları, beklentileri, gençlik çalışmalarının
problemlerine de gireceğiz bu arada. Yani biz gençlik çalışmaları deyince tabii gençliğe yönelik çalışma dediğimizde aklımıza birkaç şey geliyor. Yani bir, eğitimlerin işte meslek kazandırmaları ve hayata hazırlamaları. Bu işin bir bu yönü var. Yani çocukların hayata öğrenmesi, meslek kazanmaları. Bir de bizim özelde kendi işte milli manevi değerlerimiz, dini değerlerimiz var. Bunun sunulması var. Yani bizim bir amacımız da bu iki boyutlu. Hatta biz ikinci boyutu belki daha önemsiyoruz. Burada işte gençlik çalışması, işte manevi eğitim, dini eğitim, bu tanımlarla birlikte, gençlik tanımlarıyla birlikte bu tanımlarla hocam sizden alırsak devam edelim. Hani o tanımlarla birlikte. Eyvallah, takviyeler de hocam biz tabii söyledik ki, ortama döktük bir şeyler ama. Şimdi az önce siz konuşurken gençliğin ne kadar hızlı olduğunu, teknolojiyi kullanmaktan bahsettiniz. Yani en azından oraya ilişkin bir cümle geçen gün radyoda dinlediğim bir örnek vardı. Yani dinlemiş olduğum örnek çok hoşuma gitti. Kişi özellikle bu sanal kartların oluşturulması gerektiğinden, işte bir takım kredi kartı hırsızlıklarından falan bahsediyordu. En son şöyle bitirdi. Eğer siz bunu yapamıyorsanız çocuğunuzdan yardım isteyen o bunu kesinlikle çözer diye oradaki bir uzman görüşü radyoda böyle bir beyanda bulunmuştu. Bu anlamda tabii ki gençler hakikaten o ellerindeki şeyi çok hızlı kullanıyorlar. Bu tabii ki belki dışarıda bulundukları, yani mahalle dediğimiz, sokak dediğimiz, daha çok böyle sosyalleştikleri, dışarıda bulundukları alanlar şu an biraz daha, çok daha sınırlandığı için ellerinde aslında tek bir uzmanlık alanı belki, çok daha rahat koşturdukları bir alan kaldığı için bu anlamda tabii ki sürekli yenilikleri bu anlamda ne yapıyor? Takip etmeye devam ediyorlar. Tabii buradan biraz daha biz işin aslında gönül kısmına girersek veya daha doğrusu aslında şöyle de ele alabiliriz. Ya bir insan dediğimiz varlığı bizi biz hani nasıl tanımlıyoruz veya nasıl değerlendiriyoruz? Mesela bu yani insan dediğimiz unsur aslında nasıl oluşuyor? Yani nelere sahip? Aslında ben biraz daha manevi eğitimi, ben ne bileyim değerler eğitimi, din eğitimini mesela hani buradan yola çıkarak ele almanın çok daha bizi evet, isabetli bir yere götüreceğini düşünüyorum. Çünkü aslında biz burada ne yapıyoruz? Savunduğumuz, belki mücadelesini verdiğimiz bir şeyi aslında burada temellendirmiş oluyoruz. Yani nereye dayandırıyoruz ve niçin yapıyoruz? Onu da şöyle aslında kullanılan, başvurulan, somutlaştırılan bir örnek üzerinden gitmek isterim. Şimdi insan dediğimizde yani hem bir bedenden yani maddi ihtiyaçları olan bir varlıktan hem de bir ruhtan ve buna bağlı olarak da aslında manevi ihtiyaçları olan bir varlıktan bahsetmiş oluyoruz. Yani iki tane böyle çok temel unsurundan, özelliğinden aslında bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz insan dediğimiz varlığı bu şekilde tanımlıyorsak, bu şekilde ele alıyorsak o zaman bununla ilgili yapacağımız aslında çalışmalar veya hayat içerisinde vereceğimiz mücadeleler hem kendimiz nazarında hem ilgilendiğimiz kişiler nazarında aslında hep buna dayanması gerekiyor. Bunu da neye benzetiyorlar? İşte bir bildiğimiz üzere bir kuşun işte iki kanadına benzetebiliyoruz. Yani bir taraf madde ise bir tarafı mana oluşturuyor. Bir tarafı ruhsa bir tarafını beden oluşturuyor. Şimdi bugün veya pratik ve fikir. Pratik ve fikir kesinlikle. Şimdi buradan hareketle yola çıktığımızda belki bugün en çok konuştuğumuz, en çok tartıştığımız hep sürekli bu maddi ihtiyaçlarımız üzerinden giden bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani belki işte sahip olmak istediğimiz bir ev, sahipsek bunun biraz daha genişletmek istediğimiz metrekaresi, bindiğimiz araba, onun biraz daha iyileştirmek, biraz daha genişletmek, ne bileyim yediğimiz bir yemek, meslek, yapacağımız kariyer, bir tatil. Aynı Turgut Hocam yani dediğiniz üzerinden işte meslek, sürekli bir kariyer hesapları mesela gittiğinizde aslında bu bizi hep böyle dünyevi kısmıyla kalan bir tarafı karşımıza çıkıyor. Ama biz mesela bir Müslüman olarak hayatı tanımladığımızda aslında hayat dediğimizde hemen böyle bir şema olarak zihnimde canlanıyor. Hayat diye üst başlığı yazsak hemen iki tane ok aşağı indiririz. Bir tanesine dünya deriz, bir tanesine ahiret deriz. Yani bu açıdan bizim için ikisi arasında bir fark yok. Mesela işte birisi vefat ettiği zaman biz nasıl değerlendiriyoruz, nasıl ifade ediyoruz? Ya irtihal etti diyoruz. Yani yolculuk etti. Onu evet, hakka uğurladık diyoruz. Yani uğurlanan yer mutlaka kavuşulacak, buluşulacak, belki bir araya gelinecek bir yer. Yani o sonlandı, bitti gibi bir anlamda kullanmıyoruz. Dolayısıyla bizim için işin tabii ki ister istemez hem dünyevi kısmı hem de bu anlamda uhrevi kısmı var. İşte buradan hareketle biz gençliğe yaklaşırken, gençliği ele alırken, bunlarla ilgili çalışmalar ve planlar yaparken bu iki yönü de aslında dengeleyecek, bir araya getirecek bir ihtiyacımız var. Çünkü bunlardan bir tanesi eksik kaldığında veya bir tanesi biraz fazla olduğunda uçuştaki o denge bozulacaktır. İşte burada aslında
Var olan şey bizim için çok daha önem taşıyan şey nedir? Bu işin bir denge içerisinde birbirini tamamlayacak şekilde götürebilmesidir, yapılabilmesidir. İşte bunun arkasından da ister istemez bir hassasiyet taşıyan bir Müslüman için ister istemez karşımıza bizim gençlik çalışmaları çıkıyor. Buralarda neler yapalım, bunların gündeme getirmiş oluyoruz. Din eğitimini, din öğretimini bu anlamda burada konuşmuş oluyoruz. Ve bunlarla ilgili tabii ki hayat içerisinde çeşitli hareket alanları kendimize açmış oluyoruz. Yani burada hocam, yani biz ahlakı tabii, ahlak böyle sözle, yani ahlakın şeyi yapılabilir. Teorisi yapılabilir ama ahlakın teorisi ahlakın tezahürü manasına da gelmiyor yani. Yani insanlara belki ahlak numuneleri, bugün toplumun belki toplumdan çekilen ahlak numuneleri şeyi var ama bizim ahlak anlayışımızda da belki bir bütünlük yok yani şey açısından. Biz gençlere o manada manevi eğitimi nereden, nasıl başlatacağız yani? Hocam oraya bir iki temas ederseniz. Yani tabii ki. Neye dikkat etmek lazım orada? Bugün gençler hani içine doğdukları dünya, bizim de etrafımızdaki olan dünyada yani hayatın anlamı modernitede yok. Çünkü akıl ve eleştirellik geleneği ve dini paranteze alıyor belli noktada. Aldığımız eğitim bizi ikiye bölmüş. Yani iki kişilikli eğitim alıyoruz. Aslında seküler ve işte manevi eğitimi biz kendimiz takviye etmeye çalışıyoruz. Yani eğitimin kendisi belli düzeyde seküler. Yani ölüm itibarsızlaştırılmış. Gençler bile dini söylemlere ya da manevi söylemlere biraz şey yani... uzaklar, mesafeliler. Şey, yani burada nereden bir kanal vurmak lazım? Nasıl bir yol izlemek lazım hocam? Oraya da bir şey yaparsan. Ya burada aslında bu tabii ki belirli kurumlarla, belirli çalışmalarla isimlendirilebilir. Bu alanda yazılan çeşitli kaynak kitaplarla hani gündeme gelebilir. Ama burada belki en temelde üzerinde durulması gereken şey aslında bu kaygıyı güden, bunun derdinde olan, bunun hassasiyetini taşıyan insanlar için aslında işin öznesinin kendisi olduğunu unutmaması gerekir. Evet. Yani aslında iş kişinin kendisinden başlamış oluyor. O yüzden hani ayı nesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bizim böyle gelen cümlelerimizden bir tanesi. Aslında kişinin kendisinin yapmış olduğu şey bu anlamda önemli. Yani sizin bir başkasına bunu anlatma biçiminiz, aktarma biçiminiz sadece aslında dil ile olan bir şey. Hı hı. Ama bu eğer yapan kişi açısından hayatında tatbik ediliyorsa, uyguluyorsa, bunu gerçekleştirmezse... Yani sözler ete kemiğe bürünüyorsa... Kesinlikle. Buradan aslında tam da o anlamda ahlaki değerler bu anlamda kazandırılıyor. Yani işte diyelim ki siz çocuklarınıza adaletten, hakkaniyetten bahsetmiş olun. Ama girmiş olduğunuz derse geç giriyorsanız siz hakkaniyetten hani istediğiniz kadar bahsetmiş olun. Çocuk, boşlukta öğrencimiz, gencimiz sizi aslında bu anlamda ne yapmış oluyor? Zihninde kodlamış oluyor. Buradan hareket edersek aslında toplumda hangi konumda olursa olsun, hangi yapıda olursa olsun aslında her kişi bu anlamda bunun bir parçası. Bir eğitimci yani. Dolayısıyla buradan tabii ki çekirdekten başlarsak tabii ki aile. Yani bunun en hani çatısını oluşturan en temel ve aslında hayat içerisinde çeşitli tezahürlerini gördüğümüz, olumlu veya olumsuz her türlü aslında karşımıza çıkan bir şeyi oluşturuyor. Dolayısıyla burada anneyi, burada babayı, burada kardeşleri, halaları, teyzeleri, onlarla arasında olan ilişkiler, aslında bunlar bizim bu değerleri aktardığımız, aslında tam bir baktığınız zaman tam bir müessese aslında. Tam bir kurum, hiç de fark etmediğimiz bir şey. İşte yapmış olduğumuz dini geleneklerimiz, törenlerimiz, oralarda geçirdiğimiz süreçler aslında bunları bizim aktarmamız için ciddi anlamda bir imkan sağlıyor. Ama tekrarlamam gerekirse, ifade etmem gerekirse aslında kişinin kendisine çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir fotoğraf karesi vardı. Baba veya bir büyük birisi, herhalde baba olduğunu zannediyorum, fotoğraf karesinde önde gidiyor. Ellerini arkadan bağlamış. Arkadan bir çocuk geliyor. Onun da elleri arkadan bağlanmış biçimde. Aslında attığımız adım, yürüdüğümüz yol, aslında bıraktığımız iz arkadaki kişiye geçmiş oluyor. Dolayısıyla o kişinin çocuğuna istediği kadar ya bunu yapma, şundan uzak dur demesinin bir faydası yok. İşte diyelim ki olumsuz örnekler tabii ki çok fazla oluyor toplumumuzda. İşte bir şeye baba, işte diyelim ki bir duman, sigara vesaire böyle bir bağımlılık süreci oluyor. Oğlum sen bundan uzak dur. Ya bu kadar hakikaten biz bundan eminsek
ve hakikaten bunun zararlı olduğunu düşünüyorsa ya o zaman bu fedakarlığı çocuğun için de yapacaksın, kendi için de yapacaksın. Niye biz bunu kendimize dönüştüremiyoruz? Ya bu kurumsal bağlamda o zaman hocam şöyle bir şey aklıma geliyor da soru yani bu aynı zamanda soru hani eğitim alanı evet. olmadığı için. Şimdi bu hani mantık derslerinde falan konuşurken aklıma şey geliyor. Şimdi insanın bilgi kaynakları var ama biz aslında bu gençlik çağına gelinceye kadar şekillenmiş oluyoruz. Yani bize bir bilgi yığını, bir davranış yığını, bir inanç yığını verilmiş oluyor. Ben bunların hiçbirini tercih etmedim. Yani yok, biraz da boca edildi yani. Ha yok tabii ki yani bunu şu anlamda söylemiyorum. Hani hemen bir tarafa çekmeyelim şimdi niye tercih ettin. Yani ben aslında kendime geldiğimde Türkiye şartlarını düşünürsek belki bu bazı ülkelerde daha hızlı işleyen bir süreçtir. Bizimki biraz daha toplumsal olduğu için belki Amerika'da daha hızlıdır bireysellik. Orada biraz daha belki 25 yaşlarında bunu çözüyor olabilir. Ama ben şöyle düşünüyorum. Şimdi aslında bu ciddi bir kriz. Bu toplumda ben diyebilmek için 40 yaşına gelmiş olmak gerekiyor. Çünkü ben değilim. Yani ben değilim derken aslında sizi önemsemiyorum. Ben şekillendirilmişim. Yani toplumun önemini arz etmeye çalışıyorum. Yani ben toplum, siz aile dediniz bunu, akraba, komşu bana bir ahlak vermiş, bir bilgi vermiş, bir inanç vermiş, bir değer vermiş. Ben bunları kendim bir süzgeçten geçirip bir tercihte bulunma yaşım 40. Yani 40 yaşından sonra da bir insanın bunu gerçekten değiştirip toparlayabilmesi için bu şuurda olması, yani bu olgunlukta olması gerekiyor. O halde aslında buraya şu geliyor. Yani bu, hatta biz Abla Hocam'la yolda gelirken şöyle düşündük. Bu Malcolm X'in meşhur bir sözü de var. Burada belki gündeme getirilebilir. Gençler, çocuklar diyor çok cesurdur, algıları yüksektir ve kararlıdırlar. Toplum diyor onları şey haline getirir. Çekingen işte bir hale getirir. Çok ileri gitmeyeyim de onun kendi sözleri var, bakılabilir. Yani aslında ben şimdi çocuğa bakıyorum. Çocuğun gözlemleri, algıları, ilgisi, kararlılığı ne bileyim işte. Hatta komik tespitleri. Şey, komik bir şey söyleyeyim. Şimdi namaz kılarken sakalımla oynuyorum. Benim ufak kızla baktım yanımda namaz kılıyor da öyle yapıyor. Hatta özel gülüyordum yani. Yani gölgeni iyi bırak yani hocam. O da böyle yapıyor namazda baktım. Şimdi gülüyorsun. Şimdi şunun için aslında burada çok kritik bir şey hocam bu. Yani biz zannediyoruz ki işte çocukları başkaları şekillendiriyor. Bunu şunu söyleyebilir miyim? Yani toparlayayım. Yani şu mu? Ben aslında çocuklar eğer iyi örnek olup iyi vakit geçirir. Belki iletişimlerimi onunla iyi kurarsam. Bu kurumsallaşma var yani eğitimin, manevi eğitimin ya da manevi eğitim hangi kurumlarda oluşur? Aslında onlar bizim eserimiz mi yani? Hani biz Abdullah Hocam diyor ya işte sosyal medyada fazla vakit geçiriyor. Doğru ama biz onlarla yani şunu yapamaz mıyız? Yani vakit geçirsek ne kadar onlarla ilgilensek. Onu işte yani. Örnek olsak. Evet. Hocam bu tabii ki yani ama çok böyle yapılandırılmış bir şey de değil aslında. Tabii ki. Yani aslında yürüyorsun. Çok doğal. Kendi hali içerisinde. Aslında siz inandığınız gibi yaşıyorsanız ve hayatınızda bu değerleri gerçekten uyguluyorsanız siz farkında olsanız da olmasanız da bu çocuğunuza aktarılmış oluyor. Bunu bir yolculukta yaşayabilirsiniz. Yani arabayla yolculukta gidiyorsunuz. İşte diyelim ki Anadolu'ya hani farklı şekillerde çıkmış oluyoruz. Arabayı bir yere park ediyorsunuz. Orada o insan, köylü bir insan yolun kenarına işte bir şeyler çıkarmış. Bağından, bahçesinden topladıklarını, el emeği yaptıkları bir şey çıkarmış. Siz belki ihtiyacınız olmadığı halde gidip o insanın birazcık ya buradan sebeplensin diyerek ufak tefek bir alışveriş yaptığınızı düşünün mesela. Bunu insanlar yaptığı için hani bunu örnek vermiş oldum. Aslında çocuk orada bir şeyi yaşıyor. Kendini başkasının yerine koymayı, başkasını düşünmeyi, değer vermeyi, o insanla konuşmayı aslında sizin o uygulamanızla beraber görmüş tabii, oluyor aslında. Tabii. Veya diyelim ki siz işte camiye bağlı bir insansanız veya namaza bağlı bir insansanız yani randevularınızı, programlarınızı o namazı merkeze koyarak hareket ediyor. Ya yani şunu kılıp da yola çıkalım. Şunu namazı bitirdikten sonra şu işi yapalım. Ya da ikindi de buluşalım ya da örneğin, ya da öyle de buluşalım ki, gibi. Bu sizin içinize gelmiş oluyor. Veya esnafsınız, ticaret yapıyorsunuz. Yani bu direkt zaten o tezgahta gördüklerini zaten evladı, çoluk çocuğu bu anlamda bunu almış olacak. Ben hocam şunu sormak istedim. Yani aslında kaygım şuydu. Şimdi biz sonuçta ortalama bir toplumuz, birbirimizi daha çok tanıyoruz bu şeyde. Şimdi mevzu şu. Biz ihmalkar İnsanlar değiliz. Hani böyle yatalım, hiç ilgilenmeyelim, elimizde telefon. Şimdi toplumun kesimi de var. Ben şimdi kendi öğrencilerimi görüyorum. Hani aile kavramı neredeyse yok gibi yani. Hani bir kısmında yok yani. Geliyor adam işten eve, evden işte işe, televizyonun başına. Yani biz böyle değiliz sonuçta. Hani en azından biz ve bizi birinci derecede dinleyen kişiler. Ne kadar idealiz o tartışılır ama ha hocam. O ayrı bir şey. Evet, ben şu soruyu soruyorum. Hayır, ben ihmal edelim. Ben şu soruyu soruyorum. Yani diyoruz ya çocuk terbiye etmek çok mu zor? Çok zor doğru ama
bu bizi ümitsizliğe getirecek derecede de zor mu? Bazen de diyorum ki bunun hiç kolay tarafı yok mu? Bazen düşünüyorum kolay belki de hani. Turgut Hocam ben ama oraya bir ek yapayım da. Yani bence bu soruya da bir cevap verelim yani. Tam buradayken. Yani çocuk terbiye etmek yani şöyle bir şey geliyor da hocam o zaman. O zaman hiç hani diyelim ki biz evliyiz çocuk çocuğumuz var. O zaman gençler şöyle bir şey düşünüyor. O zaman hiç evlenmeyelim çocuk sahibi olmuyorum çünkü çok zor. Yani böyle insanlar da bu sefer ortaya çıkıyor. Yani işte yurt dışına gitmiş ya burada çocuk büyümez diyen. Yani bu ümitsizliğe de insanları sevk etmemek için elimizde bir imkan yok mu? Ben bunu da sormak istiyorum. Ama ben ona ilave edeyim hocalarım. Sen de verebilirsin. İkisi de yok yok. Şöyle baba zaten yani büyük şehirlerde ve Türkiye'nin hani kendi içinde bulunduğu durumdan mütevellit. Yani ailelerde kadın da çalışıyor. Ağırlıklı bu hale doğru gidiyoruz. Erkek zaten çalışmak zorunda. Şimdi böyle bir koşulda bu bir. İki, yani çalışan kadın sayımız da artıyor. İkincisi baba biraz daha rolünden çekilmiş yani. Bu iki. Evet. Üçüncüsü. İşine de geliyor üçüncüsü, tabii. Yani hocalarım bununla beraber bu soruyu biraz kurcalasınlar bence. Üçüncüsü de şu anda yaşadığımız apartman hayatı. Yani şimdi siz eve çekildiğinizde yani evdeyiz hafta sonu hava bulutlu. Çocuklar evde, yetişkinler evde. Yani ev ateş yerine dönüyor. Yani çocuk diyelim ki 5 yaşında, 6 yaşında, 12, 10. Yani sonuçta apartman hayatı da çok önemli bir hale geliyor. Yani bu üçünü beraber düşündüğümüzde o zaman biz yani babanın da babalık rolünü biraz daha anneye devretmesi. Yani annenin çocuğu şekillendirmesinin daha fazla rolünün olması. Belki burada hani biz kendimizi de eleştirelim manasında söylüyorum. Yani bu çocukların şeyini nasıl etkiliyor şu anda? Yani anne tamam bir rol icra edecekti ama baba rolünden biraz uzak. Eskiden gözü, tamam o geçti. Eskiden gözünüzü yani sert bir bakış gösterirdi babalarımız bize. E biz kaybolurduk. Şu an yok. Şimdi sert bakıyorsun çocuk diyor ki niye bakıyorsun misal? Niye öyle baktın? Falan yani çocuk ondan bir şey çıkarmıyor yani. Demek ki babalık biraz aşağıya düşmüş ve rol değişmiş, şey değişmiş. Yani bir şeye uğramış. Ve annenin korumacılığı var. Yani anneler melek oğlum. Her ne kadar beddua da etse 5 dakika sonra 10 dakika sonra melek oğlum kavramına dönebiliyor. Bizim insanımız özellikle. Bizim kadınımızın çok önemli bir özelliği bu. Annelerimizin çok güzel bir özelliği de belki. Ama çok zararlı bir özelliği de. Çok korucu olmaları. Yani bunlarla beraber baktığımızda aileye bir rol bir çizecek olsak diyelim. Ya hocam güzel çizdi o rolü ama bugün o rolü biz nasıl bu hayatla beraber ne düzeyde ifa ediyoruz, ne edebiliriz? Yani? Onunla ilgili bu hafta sonu veli toplantımız var. Veli toplantısında velilere şunu söyledim. Yani evde çocukla ilgilenilen ailelerin çocuğu net bir şekilde okulda kendini gösteriyor. Ders başarısında gösteriyor. Görgü kurallarında gösteriyor. Davranışta gösteriyor. Nezakette gösteriyor, her şeyde gösteriyor. Eğer ilgilenilmiyorsa bir çocukla, yani anne işinden dolayı ilgilenemiyorsa, baba işinden dolayı ilgilenemiyorsa bu çocuklara net bir şekilde siz onu görüyorsunuz. Özellikle anne baba ayrı olan çocuklarda daha parçalanmış aile. Evet, daha başkaca görüyorsunuz bunu. Burada şöyle bir şey var. Aslında yani çocukla ilgilenilmediği takdirde günümüzde çocuk her tarafa sapabilecek durumda. Çünkü her şeye ulaşabilen bir çocuk var. Yani mahallede kapıdan çıkıp bağırdığında devamlı senin ulaştığın bir çocuk yok. Yani çocuk ekranda Amerika'da olabiliyor, aynı zamanda Japonya'ya gidebiliyor, aynı zamanda Kore'de K-pop gruplarını takip edebiliyor çocuğumuz. Burada belki eskiden bu kadar takip etmek gerekmiyordu. Şu an daha fazla takip edilmesi gereken dönemde. Niye? Çünkü ama çocuğu rahatsız etmeden bunu nasıl yaparız hocam? Evet, çocuğu bu rahatsız ölçü, etmeden... Bu ölçü de önemli. Yani çocuğu rahatsız etmememiz lazım. Yani çocuk kendi fazla denetlenmesi de... Bağ koparırsın. Yani duyarsın. Oradaki şey, o narin şeyi nasıl şey yapacağız yani? Şimdi hocam bunun en büyük şeyi... Nitelikli zaman belki. Bu arada hocam, senin öğrenciler habire yazıyor. Selamları var gruptan. Yazıyorlar. Aleyküm selam. Reklam yapıyorlar. Cevheran her yeri ben de buradan yapıyorum. Ha, evet, Cevheran grubumuz var. Cevheran. Her yerde artık olsun. Bir sıra oradaki bir tecrübenizi şey alırız. Evet, yani, evet. Eyvallah. Öğrencilerimize de bir selam ederiz. Eksik olmasınlar. Eyvallah. Burada şu var. Sabırlı olan eğitimli aileler hemen fark ediliyorlar. Yani az çok çocuk eğitimiyle ilgili kitap okuyan aile, çocuk eğitimiyle ilgili birazcık bir şeyler karıştırıp ne yapması gerektiğini araştıran aileler belli oluyorlar. Bununla ilgili hiç araştırmayan, bununla ilgili hiç çalışma yapmayan ailelerde de yani benim dediğim olur kısmı en çok 10. sınıfa kadar gidiyor benim tespitim. 9 ve 10 kurtarıyor, 11'den sonra mümkün değil gitmiyor. İşte çocuğu sabah namazına kaldırma. Yani kendi çocuğum da var yine 10. sınıfta şu an. Sabah namazına kaldırmak için çocuğumuzun yanına
İşte eşim en az 10 defa gidiyor, ben en az 10 defa gidiyorum. Sadece biz mi yaşıyorduk yine diyecek. Yok hocam, bütün ailelerin yaşadığı problem aynı manevi eğitim konusunda. Birçok ailede bu patlak veriyor bir müddet sonra. Mesela geliyor veli şikayet ediyor. Diyor ki hocam 5 defa gidiyorum yanına, kalkmıyor, bu sefer bağırıyorum, aramız geriliyor. İşte ders konusunda veya namaz konusundan dolayı aramızdaki kopuyor. Baba devreye girdiği zaman bu sefer daha çok kopuyor. Niye? Çünkü baba daha sert olabiliyor. İşte burada bu hafta aynı şeyi söyledim velilerimize. Değerli velilerimiz, bunlar bizim çocuklarımız. Bu çocukları biz arayı kesinlikle koparmadan mutlaka tutmamız lazım. Gerekirse 10 defa, gerekirse 20 defa. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Leheb'in kapısına 72 defa gittiği söylenir. 70 küsür defa. Ya o da o yani. Ya hem o, Ebu Leheb yani. Hocam o da herkese uymaz. Şimdi sen beni 10 kere arasan ben telefonunu engellerim istemezsen. Şimdi çocuk engelleyemez hocam. Güzel gitmek önemlidir araya. Evet, yani güzel gitmek önemlidir. Tabii yanına. Tabii yani. Şey var herhalde sanki hocam, sözünü böldüm. Ya aslında çocuğun yerine kendimizi koymak. Eyvallah. Yani ben 15 yaşında, 18 yaşında bir delikanlı olsam, bedenen her şeyi, yani sağlıklı sıhhatli olduğum için her şeyi yapabilecek durumdayım. Maddi anlamda da eğer bir rahatlığım varsa birçok şey yapabilecek durumdayım. Birçok kişiye ulaşabilecek durumdayım. Ve benim akranlarım eyvallah, bunu değil de başka şeyleri tercih ediyorlar. Yani şimdi ben onu kendi yerime koyduğumda, o zaman işte Talha hocamın söylediği gibi, yani sözü söylerken onun penceresinden bakıp onları hesap edip biz ifade ettiğimizde, sunduğumuzda işte o zaman aslında biraz daha belki daha güzel vakit geçirmiş oluyoruz. Bu anlamda etkiyi daha fazla oluşturmuş oluyoruz. Ama biz belki 40 yaşın, 50 yaşın, 60 yaşın bakışıyla baktığımızda o zaman şeyle karşılaşıyoruz. Yani sorunlar başlıyor, kırılmalar başlıyor, restleşmeler başlıyor. Yani niye? İbnül Vakt meselesini ıskılamamak lazım. Hocam yani. Bununla ilgili kesinlikle tuzak bir soru var ama en son soracağım. Buyurun hocam. Evet, burada şey örnek kendimiz de soralım. Yani bunu bizim belki sonuna doğru saklamıştım ama şimdi gündeme geldiği için örnek üzerinden vermiş olayım. İyi oldu. Hocam bir sınava girdik işte. Milletin Bakanlığı'nın yaptığı bir sınavdı bu. Bursluluk sınavıydı. Biz de gözetmeniz sınavda. Sınav bitti. 1,5-2 saate yakın bir sınav. Bulunduğum sınıfta da zannediyorum ortaokul 5. veya 6. sınıf öğrencileri. Evrakları dağıttık. Sınav bitti. Artık süre bitti. Hani evraklarınızı getirin, teslim edin diyoruz. Optikleri getirin, kitapçıkları getirin. Bir tane kız öğrenci dikkatimi çekti. Çok da hoşuma gitti yaptığı davranış. Oturduğu yerde o silgisiyle sınav boyunca sildiği için hani silgisinin çöpleri, pislikleri oluşmuş. Birikmiş. Birikmiş. Kızcağız aldı onu, optik formun üzerine veya kitapçığın üzerine onları güzelce süpürdü. Kalktı çöpe, onu döktü. Sonra getirdi bize, optini teslim etti. Eşyalarını topladı ve çıktı. Aslında çok ayrıntı gibi gözüküyor. Yani çok, orada çok, çok harikulade bir şey. Ayrıntı gibi gözüken bir şey. Ama aslında o kızımızın, tabii ki şu an ismini bilmiyorum ama yetiştirenlerden, etki edenlerden Allah razı olsun. Aslında geleceğin özetini veriyor. Ben diyorum ki gidin o çocuğumuzun evine, dolabına bakın, eşyalarına bakın, masasına bakın, okul ödevlerine bakın, ailesinin verdiği ödevlere bakın. Nizam intizam var. Ne derseniz deyin, o şey orada devam ediyor. Çünkü orada yapmış olduğu şey hiçbir baskı altında kalmadan bizimle bir daha hiç karşılaşması mümkün. Biz onun öğretmeni de değiliz. Hani bir rol yapması, hiç kimse orada tanımıyor. Rastgele karışık bir şekilde atanan bir sınıf içerisinde bu anlamda çocuk şeye girmiş oluyor. Dolayısıyla aslında doğal haliyle kendisini göstermiş oluyor ve geleceğe ilişkinde bu anlamda bir fikir vermiş oluyor. O yüzden İşte bizim çocuklarımız, yetiştirdiğimiz evlatlarımız aslında ailede yetişiyor, evde yetişiyor. Misafirperverliği, ikram etmeyi, misafir ağırlamayı, adab-ı muaşeret yani. Kesinlikle yani adab-ı muaşeret, evet yani biz belki edebi, ahlakı, işte belki bir ders nazarında aldığımızda, bir öğretim olarak ele aldığımızda işte belli sınırlılıklarımız var. Belirli zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama siz bunu evde bu şekilde yaptığınızda aslında çocuk çok doğal bir şekilde öğrenmiş olur. Ama iş yine nereye dönüyor? Aslında insanın kendisinin hal ile eğitimine dönüyor. Yani aslında en büyük mesaj, en büyük eğitim bu ne olursa olsun kişinin aslında kendisini yaşaması, yaşadığı şeyi doğal olarak aktarması. Bazen öyle şeyle karşılaşıyorsunuz ki mesela sizin belki ağzınızdan yanlış bir kelime çıkıyor. Bu öğrencilerimiz de olabilir, sosyal hayatta, çevrede, ilişki, iletişim içerisinde bulunduğumuz insanlarla oluyor mesela. Ağzınızdan belki yanlış bir kelime çıkıyor. Ama karşı taraf sizin aslında belki kalbinizi görüyor gibi adeta, niyetinizi görüyor gibi adeta aslında baktığınızda o söylemiş olduğunuz şey ve ağzından çıkan o yanlış kelime hiç de olumsuz değerlendirmiyor mesela. Ama bazen doğru bir şey söylüyorsun. Yani kelimede bir şey anlamında bir problem yok. Ama o bazen bambaşka noktalara çekilebiliyor. Aslında bu şeyle ilgili kişinin doğal haliyle bulunduğu
yerde o doğal haliyle yaşamasının bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Peki ben. Şimdi biz burada hani sonuçta insanın özellikle manevi eğitim bağlamında eğitimini etkileyen şeyler aile, çevre, işte toplum, eğitim kurumları, işte sivil olur bu örgün, yaygın olur, işte sivil toplum kuruluşları, işte devletin kurumları. Ama şu aile meselesinde bir kafama şey takılıyor, onu sorayım. Yani şimdi bu aile olarak bir çocuğumuzla ilgilendik. Ama çocuk eğitim kurumlarında, toplumda vesaire işte bizim şeyin işte bazı hocamın dediği sosyal medya ortamlarında farklı ortamlara şey yaptı. Burada hani belki ilerleyen süreçlerde biz belki bu sorunları ve beklentileri konuşacağız ama hani bu tanımın belki bu konunun tam olması hasebiyle. Burada şu mu yani ben çocuğu veya gençleri ya da işte sivil toplum kuruluşları, çocukları veya gençleri aslında o sorunlara da yani hayata ne kadar hazırlarlarsa herhalde değil mi? Yani bunu mu anlıyoruz? Ne kadar hazırlarlarsa çocuğun olumsuzluklar veya işte başarısızlıklar karşısında veya sorunlar karşısındaki davranış şeyi o kadar hani hocamın da dediğiyle birleştirirse. Yani ben çocuğumla diyelim ki işte sınav stresine kadar. Yani ben çocukla sınav stresine ne kadar ilgilenirsem aslında çocuk sınavda o kadar daha tecrübeli oluyor. Bu aynı şey hatalar için de geçerli değil mi? Yani böyle mi anlıyoruz hocam? Yani ben çocuğu hayata hazırlamakla mükellefim sonuçta. Ha toplumda sorunlarla karşılaşır ama benim onun sorun çözme becerisini, mücadele etme becerisini arttırmam mı gerekiyor? Bunu mu anlıyorum yani? Kesinlikle hocam. Hani şey vardır ya, asla gitmek için usule ihtiyaç vardır. Asla olan şey usuldür. Yani usul olmadan asla gidebilmeniz mümkün değil. Evet, yani, hani balık tutmasını öğretmek. Yani kesinlikle. Yani şu an işte gençlerimiz var, çocuklarımız var. Önceliğimiz burada hani şu okulu kazansın, şuraya kazansın. Evet bu belki hedef olarak, en nihayeti olarak arzuladığımız şey ama onun oraya gidiş süreci var aslında. Mesela bir çalışma disiplini kazanması örneğin. Eyvallah. Masa başında oturabilmesi, sabredebilmesi mesela. Ya bunlar çok daha arkasında gizli gibi örtük bir vaziyette duran aslında çok daha kıymetli, çok daha değerli aslında şey veriyor. Çünkü o çocuk eğer sabretmesini öğrenirse ilerleyen hayat boyunca aslında karşısına çıkacak birçok şeye sabrederek hep kazananlardan olacak mesela. Ya aslında bir şey belki siz söylediniz aslında ama onu belki düz cümleye çevirdiğimizde yani insan aslında çocuğunu eğitmiyor. Kendini eğitiyor. Yani biz hani ahlaki yetkinleşmemizi biz sağladığımızda çocuk zaten otomatikman o ahlaki yetkinliğin karşısında bir figür olarak bulunuyor yani. Bu burada yani iki yönlü bir eğitim ve aktif eğitimi aslında kendimiz üzerinde yapmış oluyoruz yani biz. Terbiyeyi. Ya da ahlaki yetkinleşmeyi. O yüzden ilk çocukların eğitimiyle yetiştirilmesiyle işte sonraki gelen çocukların eğitimmesi yetiştirilmesi yani. Aynı babayı düşünüyor. Annenin babalıkla öğrenilen bir şey. Bazı aileler çocuk terbiye etmesini ilk mesela çocuk öğreniyor. Mesela okulda sınıfa girdiğinizde yani ilk mezun ettiğiniz veya ilk derse girdiğiniz öğrencilerinizle veya sizin öğretmenliğinizle işte siz de kürsüleri bu anlamda sunmuş oluyorsunuz, dersinizi yapmış oluyorsunuz. Sonraki süreçte yine siz aynısınız. Ama siz aslında içsel her aldığınız tepki, evet. Aldığınız her bir olumlu veya olumsuz geri dönüşler sizi ne yapıyor bu anlamda güçlendirmiş oluyor. Evet. Hocalarım reklama gidiyoruz. Yani inşallah ikinci bölümde gençliğin beklentileri, gençlikle ilgili sorunlar ve ne yapacağımız hususunu toparlarız. Değerli izleyicilerimiz yorumlarınıza bakıyorum, bakmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bize yönelik sorularınızı da bekliyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle inşallah. Evet, tekrar hayırlı akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Birinci bölümde gençliğin tanımını, gençliğin kısaca beklentilerini ve gençliğin işte eğitimini, hayatını etkileyen etmenleri konuştuk. Şimdi devamında gençliğin beklentileriyle birlikte gençlik çalışmalarının yine işte burada gençlik çalışmaları deyince özellikle STK, eğitimciler veya aile bağlamında hangi sorunlarla karşılaştığımızı ve bunlara karşı ne yapacağımızı biraz konuşalım inşallah. Ben sözü burada Talha Hocam'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Evet, manevi eğitim ailede başlar. Az önce de konuştuk zaten. Sonrasında ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve devam eder. Hayatın içerisinde de hep devam eder manevi eğitim. Hiçbir zaman bitmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı da manevi eğitimi hiçbir zaman bitirmemiştir. Yani 40 yaşına geldik, 50 yaşına geldik manevi eğitim bitmemiştir. Hep devam eder. Hiçbir eğitim bitmiyor aslında. Hiçbir eğitim bitmez. Bütün, aynen. Evet. Manevi eğitimin ailedeki en büyük problemi iletişim problemleri. Yani ailede çocuk manevi eğitime takriben 2-3 yaşından itibaren başlar. Çocuk babasından örnek alarak, annesinden örnek alarak başlar.
Burada belli yaşlara geldikten sonra eğer bir sıkıntı yaşanıyorsa iletişim problemlerinde yaşanır bu. Ne gibi mesela? Dinin öğretilmesi konusunda bir, baskıcı bir aile tarzı hiçbir zaman tutarlı bir tavır değildir. İkincisi, belli bir yaşlardan sonra, özellikle ortaokuldan sonra bunun amele dönüştüğünde, İslam'ın amele dönüşmesi noktasında baskıya dönüştüğünde bu bir kopuşu da beraberinde getirebiliyor. Özellikle lise dönemi için söylüyoruz. Manevi eğitimin bir de ortaokul ve lise bölümündeki kısmı var. Orada da şununla karşılaşıyoruz. Öğrenci özellikle bizim dini kurumlarımızda, anaokulda, ailede öğrendiği birçok şeyin tekrarını görüyor. Bu tekrarlardan dolayı da sürekli aynı şeyleri gördüğü düşüncesiyle kendini kapatabiliyor. Yani tekrar hep yorgunluğu var yani. Evet, din yorgunluğu tabiri birkaç sene önce, 3-4 sene önce literatürümüze girdi. Eyvallah. Din yorgunu gençler ortaya çıkabiliyor. Bu da sürekli aynı şeylerin anlatılması. Şimdi mesela çocuk orta 1'de siyer görüyor. Orta 2'de yine siyer dersi var. Orta 3'te yine siyer dersi var. Farklı öğretmenler girip aynı şeyi anlattıklarında çocuk da bu ters aksi yapıyor açıkçası. Mesela siyer dersinde 10. sınıfta karşılaştığım en büyük şeylerden bir tanesi, siyer deyince aklınıza ne geliyor diye soruyorum ilk dersimize çocuklara. Çocukların hepsinin tek söylediği şey 571'de bir güneş doğdu ilahisini söylemeye başlıyorlar. Ve siyer dersinde 10. sınıfta çocuklar kapalı olarak geliyorlar. Burada ailelerin sürekli baskı üzerinden dini vermeleri, daha sonra çocukların okulda bu dini terimlerle karşılaştıklarında ciddi bir tepkisellik ortaya çıkabiliyor. Manevi sorunlarda, manevi eğitimde okulda karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de bu. Yine dünyevileşme ve maddeye taparcasına maddenin peşinden koşma, özellikle evlerde şu an gördüğümüz şey o. Yani evde ekonomik krizde de yaşıyoruz biliyorsunuz. Her evde bu konuşuluyor şu an. Ekonomik kriz konuşuluyor. Çocuk sürekli maaş üzerinden, dolar üzerinden, euro üzerinden, altın üzerinden hayatı değerlendirmeye başlıyor. Bu sefer kanaat arka planda kalıyor. Yani tevekkül arka planda kalıyor. Ve bütün çocuk hayatı içerisinde sürekli maddeyle boğuşan gençler şeyleri görüyor. Büyüklerinin, ebeveynlerini görüyor. Bunlarla büyüyen bir çocuk, mesela şu an bizim çocukluğumuzda hiç görmediğimiz bazı davranışlar gözlemliyorum ben mesela öğrencilerimde. Ortaokuldaki çocuk ya da benim kendi çocuğum mesela diyor ki, benim acilen diyor reklam izleyerek diyor para kazanmam lazım. Oğlum niye para kazanacaksın? Şu an ben senin şeylerini karşılıyorum mesela. Evet. Veya çocuk diyor ki, hocam acilen YouTuber olup çok para kazanmamız lazım. Oğlum niye YouTuber olup niye çok para kazanacaksın? Daha ortaokuldasın sen, daha lise 1'desin henüz. Çocuk oraya odaklanmış. Niye hocam? Çok refah seviyesi yüksek bir hayat yaşamam lazım. İşte hocam şurada YouTuber'ı izledim, ne kadar kazanıyor biliyor musunuz? Yani ben kendi hayatımı düşünüyorum. Ortaokul yıllarında, lise yıllarımda tabii gelir herkesin, elde etmek herkesin isteğidir. Ufak tefek işlerde çalışan herkes olmuştur, olabilir, ister bunu. Ama böyle çok büyük milyon dolarlar kazanma hayali bizim çocukluğumuzda yoktu çocuklarda. Dünyevileşme ve bunun beraberinde genel materyalist bakış açısı ciddi şekilde çocukların hayatını etkilemiş durumda. Ve bu manevi eğitimden çocukları başka tarafa yönlendiriyor. Bir başka şey, ailelerin şu an çocuklardan beklentileri. Mesela veli toplantısı olur okullarda. Ailelerin hepsi matematik hocası, fizik hocası ve kimya hocasının yanındadır. Başarılı okullarda. Yani bu yomatiklerde de öyledir. Hep akademik başarının peşinde koşuyoruz, evet, şu anda aileler olarak. Aynen öyledir. Ve ondan sonra en son gelir. Mesela der ki, hocam bizim çocuk işte şunu yapmıyor, bunu yapmıyor, şunu yapmıyor. Ama sizin gittiğiniz yön bu tarafa olunca çocuk da o tarafa gidiyor. Tabii ki fizik, kimya, matematik şu an İslam yani Müslüman ailelerin, İslami camianın başarılı olması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Ama ailenin bakış açısı buraya yöneldiği zaman, aile sadece oradaki başarıyı, evet, aile sadece oradaki başarıyı önemsediği zaman çocuğun da yönü o tarafa dönüyor. Yani benim yönüm Paris'e ise çocuğumun yönü Mekke'ye olmuyor. Çocuğum bir türlü o Kabe'ye dönemiyor namaz vaktinde. Burada ailelerle ilgili yine devreye girmesi gereken önemli bir nokta var. Okullarla ilgili noktada meslek dersi öğretmenlerimiz zaman zaman dönüşebiliyorlar şu an. Yavaş yavaş böyle bir dönüşüm de var. Meslek dersi öğretmenlerimizin daha böyle cana yakın insanlardan olması, işte genç öğretmenlerin özellikle biraz daha bu işlere el atmasıyla beraber bir değişim söz konusu. Ama şöyle bir sıkıntımız hep var. Okulda çocuk meslek dersi öğretmeniyle tanışıyor, matematik öğretmeniyle tanışıyor. Matematik öğretmenini severse matematiği seviyor. Evet. Meslek dersi öğretmenini severse meslek dersini seviyor. Evet. Matematik öğretmenini sevmezse en çok matematikten nefret ediyor çocuk. Ama meslek dersi öğretmeninden nefret ederse dinden nefret ediyor çocuk. Namazdan nefret ediyor çocuk. Ve dine bakış açısından nefret ediyor çocuk. Ve ondan sonra hocam ben din duymak istemiyorum diyebiliyor.
Genelde iki sebebi var. Dine karşı az önce de konuştuk. İşte mesafeli olan gençlerin iki şeyi var. Bir, ailede baskı görmeleri, okulda baskı görmeleri veya dini kendisine anlatan kişilerin yüzünde tebessümden ziyade çok farklı şeyler görmesi. Sürekli bir kızgınlık görmesi. İşte bizim öz eleştiri olarak söyleyebiliriz bunu. Meslek dersi hocalarımızın şunu söylerim. Okulda en sevilen öğretmen olmak gibi bir zorunluluğu vardır. Meslekler... Ama bu da doğal olmalı. Evet, doğal yani olmalı. Dinde en kritik şey doğal, samimi. Aynen, doğal zaten zaten anlaşılıyor hocam. Samimi olmadığında karşıdaki evet. Onu hemen zaten çözümlüyor hemen yani. Zaten hemen bir karşılık buluyor orada. Eyvallah. Bu anlamda bizim STK'larımızın da manevi eğitimle ilgili çok ciddi çalışmaları var. Çok güzel çalışmaları var. Bunlarda bazı problemlerimiz var. Ne problemleri onlar? Birincisi öğrenci STK'ya, sivil toplum kuruluşlarına orada keyif almak için geliyor. Bunu unutmamak lazım. Bir şey öğrenmek için gelmiyor. Yani şu an ben keyif almadığım bir ortama girmek istemiyorum. Keyif almadığım bir sinema filmini izlemiyorum. Keyif almadığım bir semineri dinlemek istemiyorum. Keyif aldığım yerlere gitmek istiyorum. Öğrenci, okul döneminde okuldan bulunan öğrenci buralara rahatlamak için gidiyor. Daha çok öğrenmek için gitmiyor. Buralar bir öğretim merkezi olmamalı. Okulun yerine ikame edilmemeli belki buralar. Çok güzel. Buralar çok güzel dinin bir, doğal bir yaşandığı yerler olarak ortaya çıkmalı. Evet. İşte öğle namazı gelindiğinde herkesin mecburi namaza çıkarıldığı değil de doğal ortamda bir beraber namaz kılmanın olduğu, işte bir kampa gidildiğinde o kampta İslam'ın doğal ortamında yaşandığı bir yer olmalı sivil toplum kuruluşları. Bu anlamda öğrenci orada kendisine bir, özgüven kazanmak için gidiyor. İki, değer görmek için gidiyor. Özellikle bazen ailelerde çocuklar değer göremiyorlar. Mesela çocuk ailede hep çocuk olarak görülüyor. İşte 30 yaşına geliyorsunuz, annenizin babanızın gözünde hala çocuksunuz. İşte 20 yaşında hele zaten çocuksunuz. 15 yaşına indiğinizde zaten adınız okunmayabiliyor bazı ailelerde. İşte çocuk burada sivil toplum kuruluşuna gidiyor ki orada değerli hissetsin kendini. Orada 25 yaşında bir abisi, 20 yaşında bir abisi, ya sen benim için değerlisin Ahmet, Mehmet deyip ona oturduğunda karşılıklı bir bardak çay içtiğinde burası onun için cazip hale geliyor. Aslında doğal İslam'ın yaşandığı yerler olmalıdır sivil toplum kuruluşları. Birinci olarak şunu söyleyeyim. İkinci olarak sivil toplum kuruluşlarında bu doğal İslam yaşanırken bir program olmalıdır. Şimdi çocuğu İslam'dan uzaklaştıran seçenekler o kadar fazla ve bunlar o kadar yaygın, o kadar cazip ki bizim de sivil toplumlarımızı o kadar cazip hale getirebilmemiz için programlı çalışmalara ihtiyacımız var. Sedat evet. Hocam belki program kısmından birazdan bahsedecek. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarımızın kendini yenilemesine, fiziki imkanlarını, ekonomik imkanlarını yenilemesine ihtiyaçları var. Mesela sivil toplum kuruluşlarımızda yerler hazırlanmış. İşte atıyorum bir bina hazırlanmış gençlerle çalışmak için. Binaya girip bakıyorsunuz 5 tane derslik var, 1 tane mescit var, konferans salonu var. Bu çocuk konferans mı dinleyecek burada? Bu çocuk burada ders mi yapacak sadece? Ya ben ders yapacağım bir yere 15 yaşında hayatta gitmem. Ya ben zaten 8 saat ders yapıyorum hafta içinde. Cumartesi günü bir de niye gideyim ki? Hele benim zamanımda şey yok. Yani sosyal medya yok, ondan sonra telefon yok, bilgisayar yok, oyun yok. İşte Counter yok, ondan sonra FIFA yok. Böyle şeyler de yok. Beni çelecek böyle şeyler de yok. Ona rağmen gitmek istemem. Şu an evde oturup 3 saat Counter oynamak varken, oyda Fortnite oynamak varken bir çocuk niye gençlik merkezine gidecek? Ders göreceği bir yere niye gidecek? Evet. O yüzden diyoruz ki gençlik merkezlerinin, gençlik kurumlarının, STK'ların en önemli yapması gereken oyun salonu. İlkokul için de oyun salonu, ortaokul için de oyun salonu. Niye gençliği diyorsunuz? Ben bilimsel toplantıların yarısına gezmeye ve arkadaşları görmeye gidiyorum. Aynen öyle. Yani sadece evet. Tek amacımız biraz şeydi, böyle ifşa gibi oldu ama hani hayır, insanın bu şeyi var. Yani ben ihtiyacı var ya. Yani bilimsel bir ihtiyacım var. Doğru, ama insan görme ihtiyacım, gezme ihtiyacım var. Ya ve bu bir en tabii aslında, siz diyorsunuz ya zevk. Aslında biz yani dini bile böyle tanımlamıyoruz. Hani din insanların mutlu olması için gönderilmiş. Ya Turgut hocam, hani evet. Keşke diyoruz ya bazen. Hastaneler, cenazeler, düğünler sadece görüşme yerleri olmasın yani. Evet. Ama tabii zor da yani, hayat gailesi, mesai mefhumunun dağılması falan meselesi. Tabii ayrı bir meselesi. ama insanlığımız evet. Da ayrı bir dert yani, ayrı bir evet. Vaka. Hocam evet. Pandemi döneminden sonra öğrencilerle bir araya geldiğimizde şunu fark ettim. Öğrenciler 40 dakika dersi çekmeyi bırak, yani derse girmekten bile uzaklaştılar 1,5 sene boyunca. Yani öğrenci ekranı açtı. Yatıyor orada, çay içiyor, kahve içiyor ya da alttan oyun oynuyor. Biz ders anlatıyoruz. Buna alıştı birçok öğrencimiz. Ve derse girdiğimizde, yani derse adaptasyon ciddi problem. Bu sene her dersimizin ilk 5 dakikasında veya 10 dakikasında direkt oyun oynamaya başladık. Her derse giriyorum, oyun oynuyoruz 5 dakika. Yaklaşık bir masa ay, altında değil ama, değil mi hocam? Masa altında değil, sınıfta oyun oynuyoruz. Kaldırıyorum, bütün sınıfı iki gruba bölüyorum, hocam, oyun oynatıyorum. Hocam ortaokul mu, lise mi? Lise. 12. sınıflarla oyun oynuyoruz. Birçok kişi der ki 12. sınıflarla oyun oynanmaz.
Ya öyle keyif alıyorlar çocuklar. Her girdiğimiz derse bazen diyor hocam bu öğretmenlerden tepki alıyor musunuz hocam? Burada öğrenciden olumlu tepki alırsınız da öğretmenler nasıl bakıyorlar? Yani öğretmenlerimiz sizi bence en riskli görürüm. Yani böyle yapan hocalar ayıp düşmüş oluyor. Hocam şöyle o adaptasyon süreci için ben bu oyunların çok faydalı olduğunu gördüm. Eyvallah. Üniversite öğrencileriyle de bazen seminerler yapıyoruz. İşte bardak oyunları oynatıyorum üniversite öğrencilerine. Ya işte koca koca adamlar artık 24-25 yaşında adamlar. Yani oyun oynadıkları zaman herkes keyif alıyor. Ben de oyun oynuyorum, keyif alıyorum. Devamlı kamplardayız mesela. Hocam veliler oyuncakların yarısını kendisi için alıyormuş. Evet o da doğrudur. İşte bir helikopter alınır. Helikopter uçurma işi dedi. Bu hocam şey hiç düşünmedim mesela, ama ben de çok oynamıyorum. Evet evet ya ben oynuyorum o yüzden biliyorum. Öyle demişti bir arkadaş. Şimdi mesela bu bazı çizgi filmler var. Veliler daha çok izliyor. Evet kesinlikle. Evet. Evet hocam sivil toplum kuruluşlarının cazip hale getirilmesi lazım öğrenciler evet. için. O yüzden sivil toplum kuruluşlarında mutlaka oyun salonlarına ihtiyacımız var. Mutlaka hatta yapılabiliyorsa spor salonlarına ihtiyacımız var. Yani öğrenciyi bir tek katlı bir binaya, bir apartman dairesine sokarak, yarım gün orada tutarak ya da bir gün orada tutarak sivil toplum kuruluşu yapmak artık çok zor hale geldi. Bunları dönüştürmemiz lazım. Yani bahçeli olabilir, spor salonu olabilir, oyun salonu olabilir. Bu tür sivil toplum kuruluşlarının dönüşümü yaşaması lazım. Çünkü mesela manevi eğitimden bahsettiğimiz için söylüyorum. Trakya Fest yapılır Trakya'da. Trakyalı olduğum için oradan biliyorum. Trakya Eyvallah. Fest yapılır bizim şeyde Saros Körfezi'nde. Kitlesi Trakya Festivali. Yok, kitle kime hitap ediyor hocam? Kitle açık. Ha, herkese gene, açık. Gene. Herkes çadırını alır oraya gider. Efes, işte ondan sonra Tuborg gibi firmalar gelirler. İçki ücretsizdir. Bütün konserler ücretsizdir. Çadırını alan 3 gün boyunca, 4 gün boyunca kaç günse artık orada gider. Doğal olarak hep gençler oradadır. Yani ne diyeyim belki 15 yaştan 30 yaşına kadar 40 yaşına kadar insanlar orada. Sınırsız eğlence ve serbest eğlence. Müdahale olunmayan bir eğlence ve ücretsiz eğlence. Bizim bunun karşısına mutlaka şeyler sürebilmemiz lazım. Aktivasyonlar sürebilmemiz lazım. Bunun için de bizim profesyonel hale getirebilmemiz lazım. Bizim ailelerimizin özellikle iş adamlarımızın gençlik çalışmalarına mutlaka el atıp gençlik çalışmaları yapan kurumlara bu desteği vermesi lazım. Çünkü şu an ailede az önce bahsettiğimiz sıkıntılardan dolayı işte anne çalışıyor, baba çalışıyor. Ne yapıyor aile? Geliyor hocam diyor bu çocuk senin. Aman diyor ne olur bu çocuğu kurtar. Çocuk sadece sende. Okuldaysan okula teslim ediyor. Veya STK'nın birine hasbelkader tanışmışsa ona teslim ediyor çocuğu. Ve oradan medet umuyor. Oradan dönüşmesini bekliyor. O yüzden bizim şu an yatırımı, o ailelerde belki olamayan birçok yatırımı sivil toplum kuruluşları üzerinden gençliğe yapmamız gerekiyor. Gençliğe yatırım yaparken de mutlaka bir program çerçevesinde gitmemiz gerekiyor. Genç şunu görüyor artık. Benim gittiğim gençlik merkezinde, ya gençler hoş geldiniz hadi yiyelim bakalım şurada bir oturalım biraz sohbet edelim gibi bir tavır mı var? Yoksa programlı bir çalışma mı var? Bir hafta gidip orada genç kimse kendisiyle ilgilenmediğinde veya boş kaldığında bir dahaki hafta o gençlik kurumuna gitmiyor. Sivil toplum kuruluşlarına öğrenci gitmiyor. O yüzden gençliği muhatap alan, kapıdan girdiğinde mutlaka birilerinin kendisini karşıladığı insanları görmeye ihtiyacı var. Aynı zamanda arkadaşlarıyla beraber dini kurallar da çerçevesinde onların doğal yaşandığı bir ortamda gençlik çalışmalarıyla tanışması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın bu anlamda fiziki imkanlarını iyileştirmeleri gerekiyor. Ekonomik imkanlar anlamında bu imkanlar çok dar. Birçok sivil toplum kuruluşlarımızın da içinde olduğum için biliyorum. Ama bunları bu toplumu mutlaka dönüştürmesi gerekiyor. Bu sivil toplum kuruluşlarını bu imkanları onlara sağlayarak dönüştürmesi gerekiyor. Bir de sivil toplum kuruluşlarımızın planını iyi yaparak yola çıkması gerekiyor. Yani büyük katılımlar sağlayarak işte grupları bir araya getirmek değil maksat. Buradaki maksat sürekliliği olan çalışmalar yapmak. Yani biliyorsunuz amelin az da olsa devamlı olanıdır evet. makbul olan. Sivil toplum kuruluşuna bir defa kampa gitti çocuk. Siz bunun reklamını bir sene boyunca yapıyorsunuz ama sadece bir hafta geldi. Bu çocuğu sonrasında bir sene boyunca size dahil edebilecek bir program yapabiliyorsanız eğer o zaman sivil toplum kuruluş çalışması işte amacına ulaşabiliyor. Şu an bunu evet. yapan, güzel yapan kurumlarımız var. Bu kurumlarımızla beraber yeni yeni bu işe giren kurumlarımız var. Ama dediğim gibi bir camia olarak Müslüman genç yetiştirmek isteyen, İslam'ı yaşayan gençler yetiştirmek isteyen bir toplum olarak bu çalışmalara bizim el atmamız lazım, omuz vermemiz lazım. Sivil toplum kuruluşlarından her şeyi beklemeden bizim de onların içerisine girerek imkan sunmamız lazım. Çünkü bunların bir yıllık projelerini ben bu sene 100 öğrenciyle uğraşacağım, 100 öğrenciye şu kadar ikram giderim olur.
100 öğrencinin şu kadar kamp gideri olur. 100 öğrencinin şu kadar öğretmen gideri olur. 100 öğrenciyle ilgilenecek şu üniversite öğrencilerine şu kadar imkan sağlanması gerekir gibi bunların planlarının, bir yıllık bütçelerinin hazırlanarak planlarının yapılması gerekiyor. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarımıza çok iş düştüğü gibi bu kurumlardan beklentisi olan ailelerimize de çok işler düştüğünü söyleyelim. Gayet güzel. Sedat Hocam, gayet güzel Talha Hocam. Ya burada bir şey atlamadık değil mi Sedat Hocam? Yok yok. Yani ailenin yok, şey yaptı. Ya, Sedat Hocam zaten tamam. Sedat Hocam siz de bunun tabi program taraflarını, yani bu böyle bir çalışmanın program tarafı nasıl şey yapılır, iyileştirilebilir? Ve bunun için gençlere hitap eden nitelikli materyaller nasıl tasarlanır, nasıl edilir? Eğitimcilerin eğitimi, yani burada eğitimci, yani bu işi yapan insanların dönüştürülmesi lazım. Benim en kritik hoca anlatırken düşündüğüm şey bizlerin dönüşmesi. Yani bu eğitimi ben yapıyorsam benim önce bu şeye yatkın olmam lazım. Ve gönlümüzü belki bunu içselleştirerek yapmak lazım. Yani Mevlana gönüllü olmak lazım. Ben de beceremiyorum. Allah beni de affetsin. Ama bir Yunus'u, bu sıra okuyorum, çok okuyorum. Yunus Emre'yi, işte Niyazi Mısri'yi, Eşrefoğlu Rumi'yi, Pir Sultan Abdal'ı, Kaygısız Maşallah. Abdal'ı. Yani gayet bunlar hocam insanları inceltiyor. Onu gördüm ben. Yani Mevlana'yı falan. Bizim tabii biraz o gönüle biraz sahip olmamız, yani geniş yürekli olmak lazım. Bu manada hocam işin program, materyal, İçerik yönlerine bir dokunursanız iyi olur hocam. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyorum tekrar soru için. Şimdi biz sivil toplum dediğimizde, bir gençlik çalışması dediğimizde aslında bir araya geldiğimiz, ekonomik anlamda ciddi seferberlikler yaptığımız, zihin anlamında ciddi şekilde yorulduğumuz ve insan kıymeti anlamında da kaynağı demedim, kıymetini daha çok tercih etmiş oldum. İnsan kıymetini bu anlamda aslında değerlendirdiğimiz ve yorulduğumuz bir süreçten bahsediyoruz. Ve hepimizin aslında temel hedefi, gayesi en başta da ifade ettiğim gibi, ilk oturumda ifade ettiğim gibi aslında kuşun dengeli bir şekilde uçabilmesi. Hem maddi hem manevi bütünlüğünü sağlayabilmesi. Şimdi burada aslında şunu belki kavram olarak ifade etmek gerekirse aslında tasarlamak, uygulamak ve sürdürülebilir olmak. Yani üç tane belki bu konuyla ilgili veya temel hedefimiz, gayemizle ilgili aslında üç tane çok temel bir noktayı bu anlamda ben dile getirmiş oldum. Tasarlamak, uygulamak ve bunun sürdürülebilir olması. Şimdi yine bir iki somut örnek vermiş olayım. Arkasında da bu program, programların belki içerikleri, nasıl şekillendirilebilir, neler yapılabilir biraz daha getirmiş olurum. Bunlardan bir tanesi şeyi düşünelim. Yani bir motor olduğunu düşünün. Yani elimizde bir motor var ve motor oluşturan belki onlarca parça var. Ve biz bu onlarca parça aslında her biri birbirinden bağımsız. Yani her biri bulunduğu yerde ayrı bir yerde üretilen ve sonra onları getirdiğimizde bir yerde aslında topladığımız ve ona bir işlevsellik kattığımız bir süreçten bahsediyoruz motor dediğimizde. Aslında biz bir eğitim programı dediğimizde, hani bu milliyetindeki karşılığı tabii ki biraz daha okul, la sınırlı olduğu için hani biraz daha öğretim programı olarak geçiyor belki ama. Belki modüller denebilir. Belki biz burada biraz daha eğitim biraz daha bize sıcak geliyor ve hayatın her alanını kuşattığı için bu anlamda ben biraz daha eğitim programı demeyi tercih ediyorum. Aynı zamanda sivil toplum eliyle daha rahat, daha sivil alan üzerinden geleceği için bu ifadeyi özellikle kullanmış oldum. Şimdi orada her bir parça aslında bulunduğu yerde ayrı ayrı bir anlam, ayrı ayrı bir üretim aşamasından geliyor ama onu ortaya toplayacak ve ona aslında o motorun niçin üretildiğini, nerede kullanılacağını biz bilmezsek, yani hedeflerden aslında bahsetmiş oluyoruz ve onu konumlandıracağımız yeri tespit edemediğimizde aslında üretmiş olduğumuz her bir diğer kendi yerinde kalmış olacak ve bizim motorumuz çalışmayacak. Veya çalışsa da tam istikamet üzere, istediğimiz üzere gitmemiş olacak. O yüzden ikinci olarak da aslında eğitim programlarını yine belki şeye benzetebiliriz, bir fırıncıya benzetebiliriz. Yani fırıncının elinde un var, yağ var, şeker var, tuz var ve fırıncı elindeki işte susam var, ne bileyim hani çeşitli çeşitli bugün bu sektörde, pastacılıkta vesaire kullanılan birçok şey var. Ve bu elindeki malzemelere göre aslında bir şey şekillendiriyor. Yani rafa koymuş olduğu şey şekliyle, tadıyla, tatlı tuzlu olup olmamasıyla, kuru veya ne bileyim daha ıslak dediğimiz bir şey olup olmaması aslında çok farklı ürünler ortaya çıkarmış oluyor. Ama arkasında aslında bizim fırıncımızın veya pastanecimizin bir tasarımı söz konusu. O yüzden biz bir
öğretim programı dediğimizde, bir eğitim programı dediğimizde aslında bir tasarım sürecinden bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu tasarım sürecinde de hemen karşımıza en baştan itibaren hani ele almamız gerekiyor ki o alan içerisinde devam edebilirim. O da nedir? Mesela burada biz bir çalışma yapmak istediğimizde gerçekten hedef kitlemizi doğru seçtik mi? Ya bazen şöyle oluyor. Biz seçiyoruz, hedefliyoruz, planlıyoruz. O hedef kitleyi seçiyoruz. Bazen o hedef kitle elimizde oluyor. Onlara yönelik bir şey yapmak zorunda kalıyoruz. Yani bu çok önemli değil. Ama muhatap olduğumuz veya muhatap olmayı planladığımız hedef kitlemizin gerçekten biz ihtiyaçları tespit edebildik mi mesela? Burada aslında iki düşünüp bir hareket etmek gerekiyor. İki düşünme derken istişare süreçlerimizi, gerçekten bu alandaki tecrübeli insanlarla görüş konuşmalarımızı, belki bunlarla ilgili yapılacak anket çalışmalarını, bunlarla ilgili yapılan akademik araştırmaları, çalışmaları bu anlamda gerçekten inceledik mi mesela? Şimdi biz bunlardan eğer göz ardı ediyorsak, bunları kaçırıyorsak, hedef kitlemizi ve onların ihtiyaçlarını belirlerken mutlaka bir eksiklikle karşılaşmış olacağız. O bize orada şey vermeyecek. Yani orada kendisini göstermeyecek. Ama bir süre sonra çalışma başladıktan sonra şunu söyleyeceğiz. Ya bu çalışma tutmadı. Aslında çalışmamanın tutmamasının temel nedeni belki de hedef kitlemizin ve onların ihtiyaçlarının doğru tespit edilememesi mesela. Ama biz bunun farkında değildik. Ama o bir gün bizi yarı yolda bıraktı. Yani fırıncı örneği gibi. Müşteri önemli yani. Şimdi fırıncısın ama adam bir gün geldi sana güveç verdi. Ben bunu pişiremem ya, fırında olmuyor dersen evet yani evet. O yüzden ihtiyaçlarımız, hedef kitlemiz bu anlamda bizim çok doğru bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. İkincisi, bu tabii tek bizim muhatap olduğumuz kişiler değil. Yani burada dezavantajlı kişileri de katabiliriz. Biz bu yani içerisinde gençliği katabiliriz. Annelere babalara yönelik çalışma yapılacak kişiyi katabiliriz. Yani bu çok geniş bir perspektifle bakmak gerekiyor. Ama muhatap olduğumuz kişiler yani diğer unsuru var, parçası var. Velilerimiz mesela. Hakikaten biz bu çalışma içerisinde diyelim ki velilerimizi, anne ve babalarımızı göz önünde bulundurduk mu? Onların etkisini ve katkısını nasıl değerlendiriyoruz? Çünkü siz eğer annesini, babasını, velisini, işte çok yakından ilgilenen kişiyi devre dışı bırakıyorsanız, yani onu göz ardı ediyorsanız, bilin ki o çok çalışmanın sürdürülebilir olması mümkün değil. Çünkü çocuk o ailenin içerisinde, o yapı içerisinde, dolayısıyla onların da bu anlamda sürecin içerisinde aktif rol almaları aslında sizin çalışmanızın uygulanabilirliğini ve bir sonraki adım sürdürülebilir olmasına ne yapmış oluyor? İmkan sağlamış oluyor, imkan tanımış oluyor. Ve diğer bununla beraber mesela şimdi az önce söyledim. Mesela biz şu an bir araya gelsek ve bir eğitim çalışması tasarlasak ilk nereden başlarız? Bir hemen eğitim programı oluşturacağız. Şu başlıkları verelim, şu konuları verelim ve şu şekilde yapalım diye. Ama aslında bu işin sadece eğitimle ilgili olan kısmıdır. Yani ama arka planda bu işi sağlayan diyelim ki bir mekanımız var. Yani bir mekan tasarımımızın olması gerekiyor. Yani siz o mekana onu nasıl konumlandırdığınız çok önemli. Yani şöyle bir hedefiniz var. Ya gençler bir araya gelsinler, kaynaşsınlar, birlikte güzelce vakit geçirsinler. Ama sizin o mekan tasarımı içerisinde bir kafeteryanız, bir kantininiz, çay ocağınız yok mesela. Ya bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Ya bu gerçekçi bir şey değil. Dolayısıyla aslında burada konuştuğumuz veya başlıklandırdığımız her bir şey aslında pratikte alanda karşımızı bulacak. O yüzden bu yürütmeyle ilgili buradaki dersliklerin konumundan, dediğim gibi kantinin konumundan, kullanılacak işte sıra mı kullanacağız, yuvarlak masa mı kullanacağız? Mesela siz yuvarlak masa kullandığınızda aslında çocuğa şunu söylüyorsunuz gence. Ben seninle diyaloğa hazırım. Bu masada benim nasıl bir yerim varsa aynı eşit oranda da senin yerin var demiş oluyoruz aslında. Evet. Aslında orada ne yapıyoruz? Çocuğu işin içine daha katmış oluyoruz. Eğer o kendini buraya katarsa zaten bizim bu çalışmamızı sürdüremememiz için hiçbir engel yok. Yani o yüzden kendi yerimize koyma gibi mi algıladık? Mesela şimdi ben bir camiye gitmek istediğimde şimdi diyelim ki önümde seçenek var. Hangi camiye gidiyorum? İşte daha müreffeh, işte daha kolay ulaşılabilir, işte daha diyelim ki İmamın sıcak, daha, iyi. Daha samimi. İmam da tercih sebebi evet ama ben mesela mekanı tercih ediyorum mesela. Ya da diyelim ki sizinle gideceğiz mesela çay... Oturup çay içeceğimiz bir yer var mı? Dinleneceğimiz işte bir yer var mı? Yani aslında burada dediğiniz gibi empati yani ben bir camiye giderken neyi arıyorum? Normal şartlarda, aceleyle değil. Yani normal şartlarda bir tercihte bulunmak isteseniz ne yaparsınız? Bir takım kriterler getiriyorsunuz. Ben hep şöyle söylüyorum Turgut Hocam. Hani farklı eğitimlerde, süreçler içerisinde bulunuyoruz. Diyorum ki bir genç olsanız bu çalışmaya katılır mıydınız? Ya empati yani.
ben bu derse katılmıyorum. Ya katılmazdım diyorsanız ya o zaman bunu niye başkasının evladına, çocuğuna, gencine zor bunu diyorsun getirip hocam daha vahimlere var. Ben öğrenciye bazen veya, soruyorum. Şey niye tercih ettiniz? Bak mesela kritik bir şey. Niye katıldığınız sorusunun şöyle bir cevabı var. Ben öğrenciye diyorum ki fakülte hazırlıklı derse giriyordum eskiden. Diyorum ki niye geldiniz? Bazıları şey diyordu. Hocam babam istedi. Veya öteki tarafıyla bir evet veli olsam ya ben kendi çocuğumu, evladımı buraya gönderir miyim? Şimdi hakikaten ben gönül huzuru içerisinde bunu gönderirim diyorsam o zaman demek ki bu çalışmayla ilgili aslında evet tasarım süreciyle ilgili bütün unsurlar bu anlamda ne olmuş olacak? Aslında bizim karşımıza ya, tamamlayıcı olacak. Tabii kesinlikle. Bu açıdan aslında bizim karşımıza çıkmış olacak. O yüzden biz az önce söylediğim gibi aslında kıymetlerimizi, sahip olduğumuz değerlerimiz bunlar bizim yapmadığımız şeyler değil aslında. Ya yani biz günlük hayat içerisinde veya bu gibi çalışmalar içerisinde aslında bunların hepsini yapıyoruz. Ama bunları belirli bir disiplin içerisinde, sistematik bir halde, belirli başlıklarla bir araya getirmemiz gerekiyor. Formelleştirmesi gerekiyor. Kesinlikle yani buna ihtiyacımız var. Yani bu şu demek değil. Buradan hani sivil toplum kuruluşlarımıza da seslenmiş olalım. Hani bu şu demek değil. Ya işi tamamen böyle akademik, salt akademik bir dile taşıyıp uygulanamaz bir şeye dönüştürmek değil aslında. Ruhunu da kaybettirmemek. Aslında var olan şeyi de biz oraya aktarabiliriz. Yani biz ne yapıyoruz? Neyi hedefledik? Ya hedeflediğimiz şeyi yazalım, kayıt altına alalım. Çünkü evet hafıza bizim için çok önemli. Biz eğer bunu hafızamıza almazsak, muhafaza etmezsek kurumumuz da ilerleyen aşamada o kimliğini kaybedecek. Kurulma gayesini, o çalışmayı yapmasının temel hedeflerini kaybedecek. Çünkü her gelen, çünkü bu anlamda özellikle sivil toplumlarımızda hani yönetme, yürütücülük anlamında epey bir değişiklikler olabiliyor. Doğal halidir bu işin bir kısmıyla, bir yönüyle. Evet, dolayısıyla aslında bir başlayan kişi bir sonrakine A'dan Z'ye bunu teslim edebilmesi gerekiyor. İşte bu da ancak yazılı kültürlü olmuş oluyor. O yüzden program, eğitim programı hazırlamak, eğitim bu programlaştırmak, belirli sistematik hale dönüştürmek, uygulanamaz şeyi koymayalım, tabii ki uyguladığımız şeyi koyalım veya uygulamayı uygulayabileceğimiz kısmıyla bunu koymuş olalım ve bunu da bizden sonraki kişilere yazılı bir şekilde aktarmış olalım. Bunu yaptığımız zaman aslında kurum o kimliğine dönecek ve zaman zaman yapmış olduğumuz geri bildirimlerde aslında o kurum kitapçığına, bir anlamda kurumun kendi kitapçığına dönüşecek, kendi yasasına dönüşmüş olacak o çalışmanın. Aslında geri dönüp baktığında da sürekli ya buna uydunuz mu, uymadınız mı? Çünkü o kitapta yazan şey aslında hep tecrübe edilen bir şeydir. Klasik hocam hani askerlik yaptık biliriz. Yani talimatnameler vardır. Yani şimdi izleyicilerimiz de belki bu ifadeyi duyunca gülüyorlardır, erkekler özellikle. Ya orada basit gibi algıladığımız, çok basit gibi gelen bir şey aslında talimata dönüştürülmüş. Niye? Çünkü bu uygulanmış, tecrübe edilmiş. Ya burada bir problem var. Evet. Demek ki buna uymayan kişi var. Ama onu yazdığınızda aslında onu da dikkate sunmuş oluyorsunuz. Bu yüzden hocam eğitim programları mutlaka yapmış olduğumuz çalışmaları katmak gerekiyor. Bir de yani... Hocam orada buyurun. Yani belki şeyi asalım manasında soruyorum. Ailenin buradaki yani sizin diyelim ki SİVİM toplum örgütündeki o eğitim çalışmasının, eğitim programının içerisine ailenin normal diyelim ki ben normal aileydim ama bu programa dahil oldum. Benden normalin dışına ne çıkacak? Ben aile olarak benden ne bekliyorsun mesela yani? Hani aile ben rutinini gidiyordum. Sen hani bir aileyi de katmak lazım falan diyorsunuz ya. Orada aileye biçtiğiniz rol ne mesela yani? Aslında merak ettim yani ben kendime bir rol evet çıkarayım. Göndermiyorum ama diyelim çocuğum bir yere gitmiyor belki. Ama bizim rolümüz ne mesela? Orada rol nedir? Rol nedir? Aslında işin sahibi oluyorsunuz. Hani işin orada bir yönüyle bir paydaşı oluyorsunuz. Yani aslında o iş sizin işiniz olmaya başlıyor. Ve siz tanıyorsunuz. Aslında kurumu tanıyorsunuz. Yani siz çocuğunuzu gönderdiğinizde aslında karşınızda bir kurum var, çalışmalar evet yapmaya çalışan. Onları belki imkanlarınız nispetinde, bilginizle, tecrübenizle, çevrenizle, maddi anlamdaki şeylerle destekliyorsunuz. Şimdi bu ben bir aile olarak baktığımda çıkıyor. Kurum olarak baktığımda, şimdi kurumum, hani kurum temsilcisiyim diyelim ki, eyvallah, velinin burada bulunmuş olması. Belki şöyle düşünün, ya gelecek, yine bir sürü bir şeyler söyleyecek, ya hiç gelmese, gitmese gibi düşünebiliriz. Ama aslında orada ailenin size getirmiş olduğu bir cümle, belki bir eleştiri, bir geri bildirim aslında sizin belki başta planladığınız istikamet üzere gitmenizi de sağlayan bir unsura dönüşecek. Çünkü hı hı orada bir geri besleme gibi yani. Kesinlikle. Geri aslında gibi. Biz ne yapıyoruz? Eleştiri kültürünü de bu anlamda açmış oluyoruz. Yani orada bir eleştiri kültürünü açıyoruz. Arkadaş ben bunu açayım çünkü hiçbir insan bu anlamda günahsız değildir. Hatadan muaf değil. Yani hata yapardır insan, insanoğlu. Bu kurumlar da bu anlamda yapabilirler. Ama
Ne zaman ki taahhüt ettiği şeylerle gerçekleştirmeye başladığı şeyler arasında farklar oluşuyorsa burada o dış sese çok ihtiyacımız var. Günlük hayatta da böyledir. Yani sevdiğimiz bir arkadaşımızın bizi Allah için gerçekten uyarması, nasıl belli bir istikamet üzere gitmemizin bir vesilesidir. O bizi sevmediği için değil, tam tersine. Sevdiği için bunu bildirmiş oluyor. Hocam, o yüzden bunları da bir rahmet olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Ben de bir araya gireyim burada da. Şimdi genelde çocuklar, özellikle ortaokul, ilkokul, ortaokul öğrencileri evde nasıl bir tepki veriliyorsa ona göre tepki alıyorlar. Mesela sivil toplum kuruluşuna düzenli olarak giden bir çocuk. Sabah kalktığında ya ben bugün gitmeyeceğim dediğinde tamam oğlum gitme diyen bir aile varsa çocuk ondan sonra oranın gereksiz veya lüzumsuz olabileceğini zihnine yazabiliyor. Mesela çocuk kalktığı zaman sabah ben bugün okula gitmeyeceğim dediği zaman hayırdır niye gitmeyeceksin diye sorarız. Hasta mısın? Evet. Yok değilim. O zaman gideceksin. Biz okula değer veriyoruz ve gönderiyoruz. Önemli diyoruz, gönderiyoruz. Sivil toplum kuruluşuna gideceği zaman çocuk bu değeri oraya vermediğimiz zaman çocuk bunu direkt olarak kodluyor kafasına. Bir başka şey, sivil toplum kuruluşu bu yaptığı çalışmayı aileyle paylaşmadığında şöyle bir şey oluyor. Bizim çocuk işte bir kurum var, oraya devam ediyor. Ne yapıyorlar orada? Ya işte bir şeyler yapıyorlarmış, orada bir şeyler yiyor, içiyor falan oluyor. Fakat kurum bunu aileyle paylaştığında, aileyle kurum arasında diyalog kurulduğunda aile şunu diyor, bizim orada şu çalışmayı yapıyorlar, şu abileri var onlarla ilgileniyor, şu kişi var onlarla şu çalışmayı yapıyor. Doğal olarak kurumun adı da daha güzel bir yere gelmiş oluyor. Burada ailenin kuruma ilişkisi çocuğun oraya devam edip etmemesi noktasında ciddi önem sağlayan bir nokta. Buyurun hocam, sözünüzü verin. Yani burada hocam hani eğitim programı dediğimizde aslında sistematikten bahsettik. Ve belirli dedim bunun gibi unsurları var. Yani aslında belirli sorularımız var. Mesela bunu muhabbet arasında konuşuruz. Hep dile getirdiğimiz bir şey. Ya 21. yüzyıl birçok yenilikler getirdi. Teknolojik şeyler arttı. Dolayısıyla gençlerin dile indirmek lazım. Bu sözlü olarak kalmamalı. Biz bir tasarım içerisine girdiğimizde bunun düşünce aşamasını oluştururken bu işin felsefi yönlerini, temel yaklaşımlarımızı tartışırken bunun en belirleyici unsur olması gerekir. Çünkü bizim altta oluşturacağımız içerikler bu en başta konuştuğumuz, tartıştığımız hususlarla ilintili ve ilişkili olmak zorundadır. Yani mesela şunu yapıyorum zaman zaman işte eğitimlerde mesela bununla ilgili eğitim olduğu süreçlerde mesela amaçları konulmuş, temel amaçlar konulmuş ve alta geldiğinizde işte konular ve dersler veya işte bir takım içerikler oluşturulmuş. Dış harici mekan veya iç mekana yönelik içerikler oluşturmuş. Diyorum ki ya bu dersin yukarıdaki temel amaçla bir ilişkisini kurar mısın? Yani bunu neye dayanarak yaptın? Hocam ben bunu öylesine yazacaksan o zaman bunu amaç cümlesi olarak ekle. Çünkü sen bunu kendine gaye edinmişsin. Sen eğer amaçlarını sınırlandırmazsan, hedeflerini sınırlandırmazsan bir süre sonra bu program işte bunu sağlamış oluyor. Aslında bir anlamda dağılmaya da çok meyyal olmuş oluyoruz. Çünkü bir gün bir çalışma duyuyoruz. İşte diyelim ki yardım çalışması. Hadi bu yardım çalışmasını gerçekleştirelim. Yarın bir çalışma duyuyoruz. İşte dezavantajlı kişilerle çalışma yapalım. Ona girmeye başlıyoruz. İşte yarın diyelim ki işte ailelerle ilgili bir çalışma var. Ona girmiş oluyoruz. Aslında birbirinden belki insan kıymetimiz anlamında, mekan anlamında ve maddi anlamda yetersizliklerimizin olduğu birçok alana dalmış oluyoruz. Ve bir süre sonra aslında baştan çok heyecanlı başlayan süreç aslında bir süre sonra çökmeye başlıyor. Bir yerde niye? Olan her çünkü yerdedir. Bizi bu anlamda dağıtmış oldu. Aslında bizim hedefimiz, gücümüz, imkanımız neyse sadece bir ağaç sevgisini aşılamaksa, sadece şu ağaç nasıl dikilirin biz eğitimini vereceksek, sadece bu merkezde biz aslında planlamalıyız, odak gitmeliyiz eyvallah. Aslında. Aslında şey denir, bizde teknolojide şey, kor faaliyet. Yani bir firmanın ana faaliyeti yani, temel faaliyeti. Yani bir firmayı firma yapan ana faaliyeti nedir kardeşim? O kor faaliyeti korumak lazım. Yani o etrafındaki talih şeyler bir süre sonra bakıyorsunuz sizin enerjinizden o ana faaliyetinizi kemirmeye başlıyor. Onun için mesela aslında 2000'den sonra outsource yani bu işte taşeronlaştırma yani belediye manasını söylemiyorum. Firmaların bazı yetkinliklerini taşeronlaştırması, outsource etmesi biraz da kor faaliyetlerini koruma kesinlikle refleksinden kaynaklandı yani aslında evet. Bakıldığında. Çok iyi, isabetli oldu, güzel oldu. Eyvallah. Turgut Hocam. Şimdi evet hocam, gençlik, yani gençliği konuştuk. Gençliğin tanımında bir eksik bıraktık mı? Ben o kısmı şey yapalım, tekrar dönelim. Gençliğin tanımını yaptık, tekrar toparlarsak. Burada gençliğe ne vermemiz gerekiyor? Özellikle biz manevi eğitim üzerinde durduk, diğer eğitimlerle birlikte. Bunu veren kurumlar ve süreçleri konuştuk.
sorunları konuştuk ve özellikle STK'ların yapması gereken, hani hocam şeyde Talha hocam bir şey de toparladı, hani ailelerin ne yapması gerekiyor, eğitimcilerin, gençlerin. Tabii bunları kıymetli, yani öyle algılanmamıştır ama biz yine tekrarlayalım. Yani bunları yapılmıyor veya işte eleştiri anlamında değil veya kurumlara şey yapma anlamında değil. Sonuçta burada müzakere ediyoruz. Biz de bir eğitimciyiz, veliyiz. Yani bunu modelleyip biz kendi ailemize doğru da çekebiliriz. Evet yani sonuçta öyle bunu burada paylaşım anlamında yapıyoruz. Hani böyle algılanmasın. Belki eğitimci eğitimlerini biraz açabiliriz hocam. Yani şu an hem okullarımızdaki eğitimcilerimizle ilgili hem de STK'lardaki eğitimcilerle ilgili hocaları nasıl dönüştüreceğiz? Evet, yeterlilik ne durumda? Burada şey de yapılabilir hocam. Yani hani hocam dedi ya reklam meselesi. Yani reklam tabii ki burada kurumsal anlamda reklam değil. Yani sonuçta mesela kaynak tavsiyesi ya da bu işi yapan faaliyet, mesela bu siber güvenlik programında hocalar şeyden bahsetmişti. Yani kamunun bir siber eğitim modeli var. İşte çalışma yapmak istiyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız gibi. Sonuçta hepimizin bunlara ihtiyacı var. Evet ya, bu da bunu da ilave edebilirsiniz. Yani böyle bir şeyimiz yok, hani akademik bilgi paylaşımı anlamında. Evet hocam, buyurun. Ya burada eğitimci eğitimleriyle ilgili en çok yaşadığımız problem, mesela ilahiyattan mezun olan bir manevi eğitimci diyelim buna, bir okula gittiği zaman veya Kur'an kursuna gittiği zaman onu öncesinde görmemiş olduğu bir yere göndermiş oluyoruz biz. Yani formasyon dersleri biraz böyle teorik. Teorikte kalıyor. Pratik olarak çok görülmeyen şeyler oluyor. Evet. Bir başka şey, sadece meslek kaygısıyla seçilen eğitimcilik bu anlamda ciddi manevi eğitimi zorlayan duruma dönüşüyor. Bizim hem resmi kurumlardaki, okullardaki eğitimcilerimizin, hem sivil toplum kuruluşlarındaki eğitimcilerimizin tekrar eğitimine ihtiyaç duyar hale geliyoruz. Belki bu hani bütün Türkiye'nin genel olarak öğretmen problemiyle ilgili de bir problem olabilir. Ama bizim ilahiyatçılarımızın, birazdan da konuşacağız, vakıf insan olması önemli. Onun yanında eğitimi bilmeleri de önemli. Oraya girebiliriz istiyorsanız. Hani orada. Girebiliriz yavaş yavaş oraya. Evet. Çünkü toparlanıyoruz zaten. Eyvallah. Eğitimcilerimizin özellikle mesela sivil toplum kuruluşunda eğitimcilerin birçoğuna baktığımızda üniversite öğrencileri oluyorlar. Gönüllü çalışan kişiler oluyorlar. Ve gönüllü çalışmalarda hep şu sıkıntıyı yaşıyoruz biz. Ben mesela 2 ay bir çalışmaya dahil oluyorum. 3. ay hiç ortada görünmüyorum. Farklı sebeplerden dolayı. O gitmediğim 3. ayda benim ilgilendiğim o öğrenciler ya da orada sivil toplum kuruluşunda dahil olan kişiler beni hiç görmüyorlar. Sonra tekrar gidiyorum. Bir devamlılık problemi var. İkincisi, yine buradaki eğitimcilerimizin öğrenciye yaklaşımı noktasında, işte öğrenciye rehberlik etme noktasında eksikleri var. Bunların tamamlanması gerekiyor. Ve bu eğitimleri genelde herkes çocuğun ya da gencin kendi kazanması gerektiğini düşünüyor. Yani eğitimcinin kendi bunları bir yerlerde izlesin, okusun, öğrensin diye düşünüyor. Belki bütün STK'ların eğitimcilere eğitim faaliyeti yapmaları gerekiyor. Biz buyurun. Devletin aslında, ben araya gireyim, yurt müdürlüğü yapmıştım. İşte yetişkinlerin eğitimi semineri miydi? Öyle bir şey, bir eğitim aldım hocam. 2001 yılında. Yani yurt müdürlüğü yapılmış, resmi yurt müdürlüğü. Güzelmiş. O zaman var. Aslında 2 günde ben gittim, eğitime de aldım yani, şey yapmadım. Aslında tabii onlar bir hani prosedürden çıkarılıp da gerçekten işlevsel hale getirilse 10 numara şeyler. Yani kesinlikle. İnsan yeni şeyler öğreniyorsun. Birçok disiplinin aslında özünü, sana bal özünü veriyorlar. Yani hap bilgisi veriliyor. Harikulade dokunuşlar, ama bizde şu anda STK'larda böyle bir şey var mı? Onu bilemiyorum tabii. Ben biraz hani açtım. Şu an yapan STK'larımız var. Şu an yavaş yavaş o anlamda da profesyonelleşiyoruz. Bunu biraz profesyonel bir eğitim haline getirmek lazım. Yani bir sivil toplum kuruluşunda eğitimci olacak birinin mutlaka ergen psikolojisini bilmesi lazım. Çocuklarla iletişimi bilmesi lazım. İletişim becerilerine sahip olması lazım. Bunlar için bunların eğitimini alması lazım. Drama eğitimi alabilir, oyun eğitimi alabilir, etkinlik eğitimi alabilir, güzel sunum becerileri konusunda eğitim alabilir. Çünkü siz bir nesil yetiştiriyorsunuz, bir eğitim veriyorsunuz. Elinize gelen öğrenci, atıyorum 100 tane öğrenci geldi STK'mıza. Bu 100 öğrencinin bir sene sonra devam edip etmemesi size bağlı. Oradaki eğitimciye bağlı. Evet. Bunu profesyonel hale getirmek hocam lazım. Hocam burada hani benim aklıma geldiği için şey yapayım. Mesela şöyle bir şey yok. Biz genelde bunu hayır hizmetlerinde şöyle bir şey vardır. İşte ben hayır yapıyorum, kafama göre yapıyorum. Benim elim aslında bu aslında şey de doğru değil. Yani bu ihsana da uymuyor veya israfa da, ya yani israf aslında. Çünkü siz ben böyle yapmak istiyorum, bu kadar yapıyorum. Halbuki kesinlikle. Belki en iyisini yapacaktınız, yanlış. Yapmanız gerekeni yapacaktınız. Mesela bu konuşulurdu hocam, hatırlıyorsanız. Adamın suya ihtiyacı var, sen adama petrol çıkarıyorsun. Evet.
Mesela bu iyilik mi yani? Hani evet. Hani bu aslında çok başladığımız bir şey. Mesela camiye halı alıyorsun. Ya ben kırmızıyı seviyorum, kırmızı olsun. Evet, aynen. Yani sordum imama cemaate. Aslında bu da gerçi üzerinde. Ya yani ben hayır diye yapıyorum diye yani her şeyi belirlememeliyim. Bizim yine Ahmet abinin adı geçecek. Hani şey demiş diye yurt lüks olmuş demiş biri. Ya demiş sen kendi evini yapıyorsun. En güzel şekilde yapıyorsun. Evet. Ona da rahmet olsun. Aynen. O da bir yılını doldurdu. Evet. Yani evet. Kesinlikle hocam. Burada şey yapılması lazım. Yani bunun profesyonelle gelip az önce dediğiniz gibi yani bir şey alınacaksa, bir şey yapılacaksa bunun profesyonel yapılması lazım. Çünkü yarıştığımız karşı taraf çok profesyonel çalışıyor bu anlamda. Yani bakıyorsunuz global firmalar, global şirketler, küresel şirketler dini anlamda özellikle maneviyatın eksiltilmesi anlamında ciddi çalışmalar yapan kurumlar var. Yani ehli dünya olsak biz de onu yapardık hocam. Aynen. Yani. Şey, o güzel bir mücadele alanı. Yani ehli evet, dünyanın evet. işi daha kolay tabii. Bizim anlamda eğitimci eğitimlerini hocam profesyonel hale getirmemiz gerekiyor. Özellikle manevi eğitimcilerin, ilahiyat öğrencilerinin mutlaka bu eğitimlerden ayrıca geçirilmesi gerekiyor. Tabii bunlar yok değil, var. Fakat bu eğitimlere katılan öğrenci sayısı az. Bunun önemini de aktarmamız lazım. İşte mesela bu üniversitelerdeki teorik eğitimlerin pratiğinin de mutlaka gösterilmesi. Bu gösterildiği zaman da ben şunu görüyorum mesela. Birçok eğitimci olmayı düşünen birçok kişi akademik anlamda çalışma yapmak istiyor. Fakat öğrencilerle beraber olduktan sonra evet ya bu iş çok güzelmiş diyen arkadaşlarımıza da denk geliyoruz. Yani bunun pratiğini gösterdiğimizde biz o eğitimcilere aynı zamanda onları kazanma noktasında da bence iyi bir adım atıyoruz. Bir de şey var herhalde hocam. Yani devreye girmiş oldum. İyi oldu. Burada yani eğitimci dediğimizde yine çok genel anlamda tanımlıyoruz aslında. Ama bizim az önce söylediğim biraz programdan da hareketli. Ya gerçekleştirmek istediğimiz hedefe en uygun kişiyi bulmak veya yaptığımız eğitimlerle onu o çalışmaya uygun bir hale dönüştürmek gibi bir ihtiyacımız var. Yani biraz daha biz aslında öğretim alanlarımızı, eğitim alanlarımızı düşündüğümüz özelleştirmemiz gerekiyor aslında. Yani başlıklarımız çok genel anlamda, çok hızlı bir şekilde geçiyor. Ama aslında biz bunu yaptığımızda birçok şeyi de ıskalamaya başlıyoruz. O yüzden çok daha özel şeylere ihtiyacımız var. İşte evet. Bu açıdan... Örnekleyin hocam onları varsa yani bir iki örnek verirseniz biraz daha müşahhaslaşır ister yani. İstemez, yani. Biraz daha ister istemez bizim alan tabii din eğitimi olunca... Sıkıntı yok hocam, manevi eğitim zaten. Bunun üzerinden gidersek, ya mesela diyelim ki siyer öğretimi. Ya siyer öğretimini biz okul öncesinde yapalım mı? Yaparsak nasıl yapalım? Hangi materyalleri nasıl kullanmış olacağız? Hangi etkinliklerle biz bunu gerçekleştireceğiz? İlkokul dönemindeki çocuklar onlar bile kendi içinde belli şeyler ayrılabilir ama... Nasıl bir yaklaşımla biz bunu ele alalım ve bunun eğitimcisini bu anlamda nasıl geliştirmiş olalım? Ortaokulda, lisede veya biraz daha hani onun üstünde çalışan diye nitelendirdiğimiz diğer üniversite veya diğer gençlikle muhatap olan gençliği düşündüğümüzde ya onlara öğretimde biz nasıl yapmış olacağız? Burada birbirinden çok farklı aslında öğretim tekniği anlamında, kullanacakları materyaller anlamında birbirine farklılıklarla karşılaşmış olacağız. Karşılaşıyoruz da. İşte biraz bizim bu alanlara doğru yatırım yapmamız gerekiyor. Ve bu yatırımı yaparken de günümüzün teknik imkanlarını da, teknolojik imkanlarını da bu anlamda kullanmamız gerekiyor. Bu kullanalım ifadesi sadece şeyde kalmamalı. Yani muhabbet, çay muhabbet içerisinde kalıp hani yine sınıfa gittiğimizde yine çok bildiğimiz türden bir anlatım düzeyine çekmemeliyiz. Çünkü insanlar bizi isteyerek geliyorlar, gönüllü olarak geliyorlar sivil toplum çalışmalarımızda. Biz de bu anlamda onların bu isteklerini karşılayabilmeliyiz. İşte diyelim ki çok daha özel ama aklıma geldiği için hani bir örnek de vermek isterim. Yani şimdi biz bugün diyelim ki Gazze'yi konuşuyoruz, Kudüs'ü konuşuyoruz. Oradaki bir ablukadan, işte Müslümanların yaşamış oldukları bir süreçten bahsediyoruz. Ya Google diyelim ki bugün bir harita olarak elimizde farklı ulaşımda kullandığımız kaynaklarımız var. Telefonda bir uygulamaya giriyorsunuz. Yani izleyicilerimiz de yapabilirler. Bir tarafa Gazze yazsınlar. Diğer tarafa Kudüs yazsınlar ve aramaya bassınlar. Aradığınız yol bulunamıyor. Mesajı aslında sizin, aslında o teknolojiyi kullanarak muhatabınıza, gencinize aslında çok net mesaj verdiğiniz bir şeye dönüşüyor mesela. Yararlanmamız gerekiyor. Veya diyelim ki bugün işte biz yine Hazreti Peygamber'in yaşadığı coğrafyayı anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz mesela. Ya Hazreti Peygamber'in yaşadığı coğrafyayı ben bugün nasıl anlatabilirim? Çok güzel, hakikaten seviyeli çalışma yapan bu alanda seyyahlarımız var. Modern seyyahlarımız var mesela, çağdaş seyyahlarımız var mesela, geziyorlar. Ya bir tanesini izlemiştim, beni çok etkilemişti. Öğrencilerime de paylaştım bu çalışmayı.
Ya gidiyor çölde bedevi olarak yaşayan, konar işte göçebe olarak yaşayan bir ailenin yanında bir gece geçiriyor mesela. Onlarla beraber sofraya oturuyor, kum fırtınaları, sabah işte yani oradaki hayvanların ruhu coğrafyayı biraz falan. Yaşıyor ya yani. Ya müthiş derecede yaşatıyor size. Dolayısıyla ya artık bizim materyal anlamında da bunları bazı şeyler uygulayabilir anlamında buralara taşımamız gerekiyor bu eğitim süreçleri içerisinde. Buna dahil ettiğimizde aslında çok tabii hayatın içerisinde var olan çocuğun zaten kullanmış olduğu bu araçları, uygulamaları aslında hayır anlamında nasıl kullanabileceğimizin de aslında ne yapmış oluyoruz? Göstergesini vermiş oluyoruz. Hocam Kudüs arıyorum. Ya ben Kudüs'ü bulamadım. Gerçekten Kahire'nin yol tarifi çıktı, Kudüs'ün çıkmadı. Hocam şöyle dediğinizde çok isabetli bir şey oldu. Aslında hocalarımızın, ben de bu soruyu şu anda soruyorum kendime. Bir akademisyenim, 48 yaşındayım. Evet. Yani ben bu dersi böyle mi anlatmalıyım kardeşim? Evet. Yani nasıl anlatmalıyım? Bak benim bir anlatımım var zaten yani hocayız. Ama böyle mi anlatmalıyım kardeşim? Olması gereken bu mu sorusunun peşinden gidilmesi lazım. Ben basit bir örnek vereyim. Mesela Rousseau'nun Emile'sini okuyordum. Orada bir şey yaptım. Çünkü ben hani mühendislik tarafında formasyonum var. Mühendis değilim ama teknik öğretmenim. Mühendislik fakültesinde hocayım. Evet. Yani yer çekimini anlatırken işte bir taşın düşmesini anlatmış. Ben de 7 yaşında bir Bahadır'ımız var. Ben de taşı bıraktım. Dedim bu ne yaptı şimdi Bahadır? Dedi ki baba havadan dolayı düştü. Niye düştü dedim bu. Bu niye düştü oğlum? Yani bıraktım şeyi. Niye düştü? Havadan dolayı. Bak o bir çıkarım çıkardı. Bak ben düşünmemiştim onun öyle. Ya biz aslında... Yani yer çekimi de gök itimi. Yani bizim aslında çocuklara coğrafyayı nasıl anlatırız? Eyvallah ben bitirmeyeyim. Ben hocalarımı bıraktım. Evet. Eyvallah. Eyvallah hocalar. Vakıf insan... Bitirdik. Yani, son iki dakikamız var hocam. Birer ikişer dakika konuşalım. O zaman hocam yani ben bir iki cümle ifade edeyim. Hemen Talha hocama bırakmış gençlik olayım. Gençlik kötü ve bozuk mu hocam? Bence bunu da bitirelim. Hocam hamdolsun. Hiç böyle bir şey içerisinde bulunmadık. Yani gençlerden yani, bir şey olmaz. Rahmet, hep böyle muhabbet var. Evet, rahmet dileydim. Yani, biliyorsunuz 2-3 hafta önce yani İHH'dan 3 tane gencimiz, 7 Hilal'den 1 tane gencimiz İHH'nın yapmış olduğu bir eğitim çalışması içerisinde için yolculuğa çıktıkları bir esnada İşte takdir ilahi trafik kazası gerçekleşti ve vefat ettiler. Evet. Aslında bize şunu gösterdi. Yani o arabanın kapısını siz açtığınızda böyle gazete kağıtlarına sarılmış siyah poşetler içerisinde farklı şeyler olabilirdi orada. Yani alkol vesaire onu kastetmiş oluyorum. Ama hamdolsun o gençler belirli bir dava, belirli bir bilinç, belirli bir şuur doğrultusunda yola çıkmış insanlardı. Dolayısıyla aslında bu iş tamamen veren el olmaktır. Biz veren el olmayı sadece belki maddi anlamda değerlendiriyoruz. Ama veren el olmak parası olan için evet parasını vermektir. Ama ilmi olan insan için ilmini vermektir. Zamanı olan insan için işte o zamanı burada seferber etmektir. Mevki ve makamın hakkını vermektir. Bu anlamda bunu genişlettiğimizde hamdolsun bu gençlerimiz her zaman var. Var olmaya da devam edecekler. Biz buna inanıyoruz ve bu ümidi tamam, hiçbir zaman kaybetmedik. Eyvallah. Hocam 3-5 cümlelerinizi alalım hocam bitirelim. Evet hocam. Mevlana buyuruyor ki tatlı suyun başı kalabalık olur. Eyvallah. Eğer bizim manevi eğitimcilerimiz tatlı su olurlarsa başları kalabalık olur. Ben şu an kendim öğrencilerimle de yaşıyorum. Bizim elhamdülillah anlı secdeye varan imanlı gençlerimiz var. Hem de çok fazla var. Bir iki tane kötü örneğe bakıp da deizm ateizm üzerinden gençlik bozuluyor, edebiyat yapmanın anlamı yok. İslam davası her zaman gariptir ve garip olarak devam edecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi böyledir. Elhamdülillah bizi götürecek gençlerimiz var. Bizi ötelere taşıyacak gençlerimiz var. Hiç ümitsiz değiliz. Sadece o tatlı suyu oluşturmak için bizim manevi eğitimcilerimizin yumuşak gönüllü, yüzünden tebessüm eksik olmayan, asık suratlı eğitimcilerimiz kesinlikle olmamalı. Kalp kırmayan, sabırlı olan ve insanların, gençlerin gönlüne giren eğitimcilere ihtiyacımız var. Bu eğitimcilerimiz olduğu takdirde onların peşinden koşacak gençler binlercesiyle var elhamdülillah. Hiç umutsuz değiliz. Ben gerçekten de çok umutluyum o anlamda. Bizim gençlerle problemimizden ziyade yaşlılarla problemimiz var. Yol bizden bizim, geçiyor yani. Evet, bizim büyüklerle problemimiz var. Gençlerden ümitliyiz elhamdülillah. Eyvallah. Evet Abdullah hocam. Yol bizden geçiyor. Teşekkür ederiz. Evet biz katılımcı olacağız. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Saygıyla selamlıyorum. Hürmetler hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.